Kültürel Grup of Companies 90 Artı'yı sunar. Yatay sondaj teknolojisi şimdi Kıbrıs'ta. Yatay sondaj yöntemi kazı yapılmadan yer altına boru döşeme metodudur. Özellikle yerleşim alanları ve ulaşım hatlarındaki günlük akışın devamlılığının önemli olduğu mahallelerde açma ve kapama yöntemiyle yapılması mümkün olmayan her türlü iletim hattı inşaatında sorunsuz ve ekonomik çözüm sağlayan yatay sondaj tekniğinin farklı uygulama şekilleri de bulunmaktadır. Yatay sondaj teknolojisi projelerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Mevcut yapılar hiçbir şekilde zarar görmez. İş ve işçi güvenliğini sağlar. Ekonomiktir. Detaylı bilgi için bizleri arayın. 0533 869 2654. Sedyal Oto Emlak. Emlak ve Oto Galeri hizmetlerinde güvenilir. Değerinde satış. Kaliteli hizmet anlayışının önde gelen ismi Sedyal Oto Emlak, yüksek müşteri memnuniyetiyle emlak ve otomobil sektörünün aranılan ismi Sedyal Oto Emlak. Evet, mutlu bir akşam diliyorum. Yeni bir pazartesi gecesinde birlikteyiz. 2018 yılının son programını yapıyoruz. Kısmetse, nasipse. Tabii ki kötü bir haftaydı. En azından kendi adıma belirteyim. Çok sevdiğim bir değer bir isim. Raif Özgüren'in amansız vefatı, aramızdan ayrılışı. Sıkıntılı bir haftayı spor camiasında da yaşattı. Bir kez daha kendisine tanıdığına rahmet diliyorum. Yattığı yer nur, mekanı da cennet olsun. Unutulmayacağını da belirtelim. Önümüzdeki süreç içerisinde kendisine özel ve güzel bir geceyle bir program yapacağımızı burada bu stüdyolarda da belirteyim. 14. hafta tamamlandı. Fırsatların kaçırıldığı bir hafta. Şüphesiz haftayı en kârlı geçiren takım da Doğan Türk Birliği oldu. 14. hafta tamamlandı ve artık gözler 15. haftaya çevrildi. 15. hafta Perşembe akşamı başlayacak. Cumartesi günü ise sonlanacak ve ilk devre de tamamlanmış olacak. Hemen bakalım 14. haftada oluşan toplu sonuçlar, puan durumu nasıl olmuş? Hemen ekranlara getiriyoruz. 14. hafta Kapes Süper Lig'de Cuma akşamı başlamıştı. Çetinkaya Yeni Cami'yi 2-1 mağlup etti. Türk Ocağı 4, Girnalkevi 0, Küçük Kaymaklı 2, Bafül Kürdü 3, Binatlı 1, Gençlik Gücü 3, Gönyeli 1, Esentepe 0, Cihangir 4, Mausa Türk Gücü 3, Merit Alsancı Eşilova 0, Doğan Türk Birliği 2 ve Lefke 2, Gençler Birliği 0 şeklinde 14. hafta tamamlandı. 14. haftanın sonunda Yeni Cami mağlup, Mausa Türk Gücü'nden mağlup ancak yerlerini korudular 32 puanla. İlk iki sırayı paylaştı. Yeni Cami ve Mausa Türk Gücü takımları ligin 27 puanlı takımı. Doğan Türk Birliği 3. sırada 24 puanlı 3 takım var ligde. 4. Bafül Kürdü, 5. Çetinkaya ve 6. Cihangir takımlar. 7. sırada Türk Ocağı var puanı 23. 8. sırada Gönyeli puanı 23. 9. sırada Lefke var puanı 22. 10. sırada Merit Alsancı Eşilova 20 puanlı. 11. sırada Gençlik Gücü var puanı 16. 13 puanlı 2 takımdan Binatlı 12. Küçük Kaymaklı 13. sırada. 14. sırada Gençler Birliği var puanı 8. Ligin 7 puanlı 2 takımından Girnalkevi 15. Esentepe ise 16. sırada. 15. hafta 27 Aralık Perşembe akşamı başlayacak. Yeni Cami Türk Ocağı maçı gecenin tek maçı Perşembe akşamı oynanacak. Cuma akşamı 2 maç oynanacak. Doğan Türk Birliği Çetinkaya, Bafül Kürdü, Merit Alsancı Eşilova maçları var. Pazar günü, özür dilerim, cumartesi günü ise 29 Aralık cumartesi 5 maç oynanacak. Mausa Türk Gücü Küçük Kaymaklı, Esentepe Gençler Birliği, Girnalkevi Binatlı, Cihangir Lefke ve Gençlik Gücü Gönyeli ilk devrenin son maçları olacak Kapet Süper Lig'de. Birincilikten oldu. Yeni Boğaziçi 1, Yalova 0, Çanakkale 1, Mesarya 3, Akova 4, Göçmenköy 1, Doğancı 0, Maraş 1, Hamitköy 1, Değirmenlik 1, Düzkaya 0, Ozanköy 1, Bostancı Bağcıl 4, Karşıyaka 1,
Mor Menekşe 1, Yonpaş Dumlu Pınar 2. Akova ligin zirvesinde, ligin lideri 29 puanla 2. sırada Göçmenköy puanı 28, 3. sırada Mitköy puanı 27, 4. sırada Düzkaya ve 5. sırada Yalova'nın 25'er puanı var. 6. sırada Ozanköy var puanı 24, 7. Yonpaş Dumlu Pınar ve 8. sıradaki Karşıyaka'nın 20'şer puanı var. 9. sırada Bağcıl, 10. sırada Mesarya 19 puanlı, 11. sırada Yeni Boğaziçi puanı 18, 12. sırada Doğancı puanı 17, 13. sırada Mor Menekşe puanı 16, 14. sırada Çanakkale puanı 15, 15. sırada Maraş puanı 13, ligin dibinde Değirmenlik var puanı 4. Kapet 1. Lig'de ilk devrenin son haftası Ozanköy, Yeni Boğaziçi, Yalova, Bağcıl, Göçmenköy, Çanakkale, Akova, Doğancı, Değirmenlik, Maraş, Karşıyaka, Mor Menekşe, Mesarya, Düzkaya, Yonpaş, Dumlu Pınar, Hamitköy 15. haftanın karşılaşmaları. Evet, teşekkür ediyorum Serkan, sana da. Ecevit Hoca ile birlikteyiz bu akşam. Kendisiyle birlikte hem 15. haftayı konuşacağız hem de haftayı kısaca bir değerlendireceğiz, 14. haftayı. 15. haftaya yönelik maçları da kısaca bir gözden geçirip programı noktalayacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Anlatsak herhalde bu kadar uyumlu giyinmezdik bu akşam. Evet, mavileri evet, aynen yedik. Öyle. İyi de bir hava kattık istiyor ya. Evet, hakem hatalarından uzak bir hafta gibi geldi bana. Çok ciddi hatalar yok, çok işimiz de yok. Ufak tefek hatalar. Bir yardımcı hakemin ciddi anlamda ön plana çıktığı hafta. Yap değerlendirmeni ve başlayalım programı hocam. Öncelikle ben de senin gibi Beyzade kardeşim, sevgili Raip Özgüren kardeşime buradan Allah rahmet eylesin, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum. Çok büyük kayıp. Aynen. Kıbrıs Türk Sporu için gerçekten çok büyük kayıp. Kendini bu kadar spora adayan bir arkadaşımızın böyle zamansız ayrılması bizleri çok derin üzdü. Ve sizlerin, derneğinizin yapmış olduğu Çetinkaya Yenicay maçından önceki seremoniden önce yapmış olduğumuz oradaki o tören beni çok duygulandırdı. Sevgili Raif'a buradan tekrar Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur olsun. Sizin de dediğiniz gibi. Raif gibi değerlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ben de buradan söylemek istiyorum. Aynen anladım. Hakemler açısından bu hafta 8 karşılaşmamızda 5 tanesinde çok büyük hatalar olmamasına rağmen 3 tanesinde bazı hatalarımız oldu. Hakem arkadaşlarımızın hataları oldu. Bunlarda da bazı yer almalarda hatalar yaptılar. Geçen hafta buradan stüdyolardan bir şey ikaz etmiştik. Yardımcılardan bir sahada 4 tane hakem vardır. Yardımcılardan eğer yardım alırsa o maç daha başarılı olur diye. Bu hafta demek ki bizi hakem arkadaşlarımız da izliyorlar ve izlediklerini ben biliyorum. Olumlu yorumları da alıyoruz. Benim de ayrıca gururlandıran bir olay vardır bu hafta. Zamanı geldiğinde onu da söyleyeceğim. Evet hocam, ben şeye değineyim. Emre Özsaçlı'ya değineyim ben. Gençlik Gücü Türk Ocağı maçını izledim. Gerçekten çok iyi bir karşılaşma yönetmişti. Bu hafta ise Lefke Gençler Birliği maçı. Beraber izledik o maçı Beyza'da. Evet, beraber izledik. Beraber izledik. Bu hafta Lefke Gençler Birliği maçı. Müthiş bir performans. Bir avantaj kuralı var ki uygulattı. Pozisyon gitti, gol oldu. Gol oldu. Tam derslik bir pozisyon gerçekten. Fehim Hoca iyiydi. Kerem Hoca iyiydi. Bu hafta aslında iyiydi ama Emre Özsaç açısından gerçekten iyi bir süreç. Temennim de devam etmesi ve kalması. Yani hata yapılsa da çok ciddi hata olmaması durumunda hocam. Şans alsın, kazanalım, kazandıralım ve en azından her hafta böyle konuşalım. Elbette hatası olduğu günlerde konuşacağız ama iyi süreç var şu an itibariyle. İyi de konuşmak en doğru olan. Geçen hafta ne dedik? Merkez Hakem Kurulu gençlere, Emre gibi hakemlere güvensin, maç versin dedik. Kendilerini onlar daha iyi toparlayacaklar ve daha iyi maç yönetecekler dedik. MYK'da bu hafta yine Emre'ye maç verdi ve sizin de görüntülerde de vardır bu.
mükemmel oynattı. Bir sizin dediğiniz gibi tam derslik. Aynen mükemmel hocam. Oynattı, gitti gol oldu. Bu ne demektir? Hakem oyuna katkı koydu. Aynen öyle. Hakem oyuna katkı koydu. Oyunun hızlanmasına, oyunun gol pozisyonu olmasına katkı koydu demektir. E biz daha ne isteriz? Bizim hakemlerimizin bu şekilde olmasını isteriz. Biz bu stüdyolardan hakemlerin hatalarını söylüyoruz. Ama hakemlerin güzel yaptıklarını da söyleyeceğiz. Aynen öyle hocam. Çünkü gerçekten ben 27 sene yaptım. Bizi de zaman zaman biz de çok hatalar yaptık. Bizi de eleştirdiler. Ama şunu söylüyorum. Hakemin hataları başarılarının önüne geçerse o zaman bir aksaklık olur. Ama eğer hakemlerin başarıları öne gittik sonra Beyzade kardeşim ben burada zevk alırım. Program yakmadan. Neden? Devamlı hakemlerin artılarını söyleriz. Eksilerini söylemeyiz. Geçen haftaki işte Mausa Türk Gücü şey maçında Mehmet Sezener arkadaşımız hata yapmıştır. Yani ben kendisiyle konuşmadım ama bazı hakem arkadaşlarla sohbetimizde o kadar bir üzgündür ki itmamda olsun ve kendini bırakmadı. İtmamlarını daha fazla yapmaya başladı. Nerede hata yaptım? Bunları başladı araştırsın. İşte yardım geçen hafta onların en büyük şeyi hakem yardımcı hakem işbirliğiydi. En büyük zaafları diyelim. Eğer onları yapsalardı ki bu hafta yapıldı ve 3-2 idi o saat maç. Cihangir Mausa Türk Gücü maçı. 3-2 idi. Oraya gelince orada bunları daha fazla işleriz. Ama diğer hakem arkadaşlarımız da başarılı oldular. Bir Çetin Kaya maçında canlı gördüğüm için sevgili Osman Özpaşa'ya birkaç söz söylemek isterim. Bir abisi olarak, bir nasihat olarak söylemek isterim. Orada bir şey pozisyonu var. Yani pozisyonlar hocam, geldik sonra konuşsak daha iyi olacak. Ben kendi adıma konuşayım. Ben performansını beğenmedim. O kadar da kötü değildi sevgili Kötü değildi ama çok, çok daha iyi değildi hocam. Şimdi nasıl diyeyim? Birkaç tane özellikle türbünlerden gelen seslerden sonra bir ara bir bocalama devresi geçirdi. Ondan sonra yine toparladı. Ondan sonra yine bozuldu. Yani maç içerisinde olan olaylardan. Ama Osman Özpaşa bugün bunları görünce kendisi de bunları artık bu seviyeye gelmiş bir hakem olarak daha iyi yöneteceğine inanıyorum ben bunları. Yine evet, Utku. Bir de haber düştü. Son dakika paylaşalım. Küçük Kaymaklı futbolcuları bugün saat 17'de yaptıkları toplantıda Mausa Türk Gücü maçı idmanlarına ve Mausa Türk Gücü maçına çıkmama kararı almış. Küçük Kaymaklı futbolcuları saat 17'de bugün yaptıkları toplantıda ki Bafül Kürdü maçının sonrasında Ahmet Dirgen ve yönetim kurulu aldığı kararla teknik direktör Serhat Ertürk'ü görevden almışlardı. Bugün ise futbolcular saat 17'de yaptıkları toplantıda Mausa Türk Gücü maçı idmanlarına ve Mausa Türk Gücü maçına çıkmama kararı almışlar. Ciddi bir krizdir hocam bu da. Buradan belirtelim. Şimdi Serhat Hoca'nın zaten program maç sonrası yapmış olduğu röportajda sevgili Osman Dinler'le bayağı bir sitemkar yaklaşık bir aydan bellidir yalnız başına olduğunu, hiçbir yöneticinin ilgilenmediğini, futbolcu arkadaşların maaşlarını alamadığını, çok büyük sorunlar olduğunu zaten Serhat Hoca söylemişti. Hı hı. Bununla birlikte şimdi Küçük Kaymaklı öyle küçük bir camia değildir. Yani Küçük Kaymaklı ama Küçük Kaymaklı çok büyük bir camia. Aynen öyle hocam. Küçük Kaymaklı'nın ileri gelenleri, büyük abileri, şimdi Levent abi de buradadır. Eski gol kralımız. Evet, Levent Russo da buradaydı. Geçen gün maçta beraberdik. Evet. Levent abi de buradadır. Yanlış bilmiyorsam pazar gün adadan ayrılacak Levent abi. Bununla beraber Küçük Kaymaklı'nın ileri gelen iş adamları vardır. Kulübün eski başkanları vardır. Kesinlikle ben bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Ve futbolcu arkadaşların da mağduriyetlerinin giderileceğini düşünüyorum. Ve İtmanlara da ineceklerini düşünüyorum. Çünkü Küçük Kaymaklı öyle küçük bir camia değildir. Yani böyle bir kaosa gitmez herhalde. Ben de öyle gitmez, düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Gitmez. Armadır hocam.
Kesinlikle. Ekoldür, armadır. Tabii ki. Ama ben özledim hocam. Yani ben o Forest grubunu, o ateşli taraftar topluluğunu özledim. Gerçekten yani Süper Lig'in kaymaklıya ihtiyacı var. Yani o takıma, o taraftar grubuna ihtiyacı var. Zaten hocam çok kalmadı öyle bir taraftar grubu. Mausa Türk Gücü'nün Ultra Cross'u var şimdilik. Bir dönem Red and White vardı Gönyeli'nin. İşte Forest grubu vardı ama gerçekten futbolda bunlarla güzelleşiyor ve bence olması gerekenler ama katılırım yani imza atarım. Kaymaklı böyle bir krize gidecek olan bir kulüp değildir bence. Değil. Birileri çıkar sahip bu takıma ve ayağa kaldırır bu takımı. Evet, futbolun güzelliğinin içerisinde, futbol oyununun güzelliği içerisinde seyircinin sahada olması çok önemlidir. Hı hı. Yalnız bir parantez açmak isterim. Ben de küçük kaymaklıdan yetişmeyim. Hı hı. Orada basketbol, voleybol takımlarında da oynadım. Ben küçük kaymaklının genç takımında da oynadım. A takımında da oynadım. Çok kısa bir süre. Hı. Küçük kaymaklının seyircisini ben de özledim. Yalnız o girişteki büfenin üzerine çıkıp da kötü tezahürat edenleri özlemedim. Onları özlemedim. Ama gerçekten küçük kaymaklıya taraftarı da sahip çıkması lazım, kenetlenmeleri lazım. Çünkü küçük kaymaklı bu liglere renk veren, bu liglerde olması gereken bir takımdır. Aynen. Bu şekilde giderse, zaten Serhat Hoca da söyledi. Bu şekilde giderse play-out oynayacaklar ve küme düşmeye kadar gider bu şekilde devam ederlerse. Yani küçük kaymaklı, yine söylüyorum, büyük bir camiadır. Oradaki ileri gelen büyük abileri gereken ilgiyi gösterip bence kulübü en kısa zamanda toparlayacaklar ve futbolcular da bu hafta bu idmanlara inecekler. Aynen öyle. Evet hocam, o zaman izleyelim başarılı maçları görmeye. Tabii. Maçların üzerine daha keyifli, daha sağlıklı konuşuruz. Gecenin ilk maçı Çetinkaya Yeni Cami karşılaşması. İki ezeli rakip, iki ebedi dost, başkent derbisi. Yeni Cami kazanmak istiyordu. Son iki haftada iyi kaliteli galibiyetler alıyordu. Ancak karşısında da gerçekten çok diri, çok disiplinli oynayan bir Çetinkaya vardı. Hem Ecdet Hoca izledi bu maçı, hem de ben izledim. Görüyoruz maçı. Daha sonra içeride maçı enine boyuna konuşuyoruz ama şu var ki maç öncesi sevgili rahmetli Raif Özgür'ün anısına da yapılanlar gerçekten çok duygusal anlar yaşamamıza neden oldu. Görelim, sonrasında ise maçı içeride konuşuyoruz. Bizlere hayat veren, özellikle meslekte bizlere çok ince detaylarıyla yön veren çok değerli abimiz Raif Özgüren'i saygı ve rahmetle anıyorum. Ve şu anda da pankartla geliyor. Raif Özgüren, seni unutmayacağız. Koca yürekli adam, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin pankartı gerçekten bu akşam pankartlarıyla yapılan eylemlerle çok anlam ifade eden ve unutulmadığını, unutulmayacağını bir kez daha ortaya koydu. Tüm emeği geçen, başta BRT Spor Servisi, BRT, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Çetinkaya Yeni Cami Kulüpleri, spor yazarları abilerimize, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. İki ezeli rakip, iki ebedi dost Çetinkaya Yeni Cami, başkentin iki köklü temsilcisi ekibi, sarı kırmızılı Çetinkaya, siyah beyaz Yeni Cami ve saygı duyuyoruz sevgili Ahmet. Alan düdükle Çetinkaya karşılaşmaya başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hemen eliyle oyunu başlattı. Ömer Gül topla buluştu. Uzun gönderdi Ugo'nun olduğu noktaya. Ugo Hasan mücadelesi. Ugo rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasında içeri ortası, kaleci Ercan. Karşı atak olabilir. Şimdi Doğukan topla buluştu. Ugo'nun olduğu noktaya, istediği toplardan bir tanesi. Ugo süratli. Ugo ceza sahasına girdi. Ugo açısı dar. Vuruşu kaleci Ercan. Doğukan vardı. Mehmet Altın. Tansel yine savunma markasını düşündü. Batuhan kaybetti topu, bakıyorum. Devam ediyor. Gol mu diye baktım. Evet, gol. Gol geldi. Bir anda yardımcı hakeme baktım. John Ebuka dakikalar 14'ü gösteriyor. Savunmada Batuhan'ın bir anlık hatası, kaleci Cenk kendisine faul yapıldığı yönünde
itirazları var, ancak durmayan isim o noktada John Ebuka oldu ve John Ebuka takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Tek top Beyiç'le atak geliştiriyor. Rakip alana Beyiç topu taşıdı. Şimdi ceza sahasına uzun gönderdi. Faye indirdi. Gol pozisyonu. Faye vuruş üstten dışarıya. Çizgi halinde savunma uzun gönderecek. Öyle de yaptı. Şimdi Hugo topla buluştu. Destek veren Çağdaş var solda. Hugo içeriye kat etti. Yaptı ortasını. Faye Hakan bir kafa üstten dışarıya. Hugo'nun ortası Hugo'yla gelecek. Bir kez daha Çetin Hugo direkt kaleye dışarıya. Gözler maçın hakemi Osman Özpaşa'da ama köşe vuruşu hazırlığı var Yeni Cami'de. Mehmet Altın köşe vuruşunu kullandı. Öndüreğe doğru Tunç. Topun indiği noktada Yasin Açıker. Bir kez daha ceza sahasının içerisinde Serkan Önet. Topun açıldığı noktada John Ebuka. Vuruşu kaleci Cenk'te kalıyor. Cenk topu ön direkte yakaladı. Sonrasında Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 45 dakika tamamlanıyor. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda ikinci faul hemen kullanıldı. Serbest vuruş Faye. Hugo kendini gösterdi. Hugo topla buluştu. İçeriye ortası tek top. Hakan gol pozisyonu vuruş kaleci Ercan. Şimdi savunmadan çıkan top. Ünal topun indiği noktada araya girmek istiyor Mehmet Çavuş. Şimdi topu kazandırdı Tansel. Tek top çizgi halinde savunma. John Ebuka rakibine sıyrıldı. John gole gidiyor. John kaleciyle karşı karşıya. Vuruş kaleci Cenk. Şimdi Mehmet Altın arka direğe doğru yaptı ortasını. Kaleci Cenk iki hamlede topa sahip oluyor. Ters bir vuruş top dışarıya gidiyor. İlginç bir an kaleci. Hugo. Şimdi Doğukan. Doğukan'dan Hugo'ya. Hugo Faye. Göğüs kontrol. Faye bıraktı. Bıraktığı yerde Ünal var. Doğukan. Kurtarır bu topu Mehmet Altın'dan. Doğukan. Mehmet Altın'ın yaptığı hareket. Faul diyor. Maçın orta hakemi Osman Özpaşa, Çetinkaya kenar yönetimi bu dakikalarda kart bekliyor. Maçın orta hakemi Osman Özpaşa'dan. Evet, geliyor bize kulübesine. Osman Özpaşa bakalım. Kadir Hoca'nın da şiddetli itirazı var. Evet, geliyor. Bakalım. Evet, Kadir Hoca'yı çağırdı. Evet, Kadir Hoca'yı dışarıya gönderiyor bu dakikada. Yardımcı antrenör Kadir Haker oyun alanının dışına gönderilecek. Dakikalar 61. Serkan topun başında. Serkan yüksek bir top. Faye indirdi. Arka direk. Hakan yaptı ortasını. Gol! Hakan Karacaoğlu Ercan'ın çok büyük bir atası var o noktada. Dakikalar 61. 61. dakikada Hakan orta mı şut mu derken gol geliyor ve golü de Kadir Haken'le paylaşıyor. Çetin Kaya'lı oyuncular skora denge geliyor. Dakikalar 61. 1-1 oldu skor. Başkent'te derbide Çağdaş yaptı atayı. Ebuka direkt. Boşta kalan top Mehmet Altın indirdi. Mehmet Tansel'den dönüyor. Mehmet Altın tazeleyecek hata tekrar. Mehmet çıkamadı top ayağından. Tansel kaybetti. Önemli bir pozisyon. Peş peşe pozisyonlar Başkent'te. 62. dakikalar direkten dönen top var. Bu arada kart gelecek. Hasan'a geldi bu kart. Ünal'dan Tansel'e. Tansel yine tek top savunma arkasına. Ebuka batuanla. Ebuka yerde kaldı Osman Özpaşa. Bakıyorum topa dedi. Bir anda yardımcısıyla göz göze geldi. Topa dedi sonrasında. Şimdi içeriye gönderdi. Hakan baskısı geldi ama atak devam ediyor. Sert bir vuruş ve gol. Ömer Gül attı. Çetinkaya 2-1 öne geçiyor. Ömer Gül Çetinkaya hayat veriyor. 2-1 öne geçiyor Çetinkaya takımı. Hasan Batuhan'ın olduğu noktaya, topun indiği noktada John Ebukacı da sahasında oynayın diyor Osman Özpaşa, sonrasında faul olduğunu belirtiyor. Zihni temelci açılan top Tunç Özgürgün, baskısı var Tansel'in, topu kazandı. Şimdi John'un olduğu noktaya Batuhan Çalban. Günün başarılı ismi ve Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Çetinkaya 2, Yeni Cami 1 ve Yeni Cami ligdeki ikinci mağlubiyetini alıyor. Bu mağlubiyetle 32 puanda kalırken Çetinkaya puan hanesini 24'e yükseliyor. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor.
Evet, gecenin ilk maçıydı. Haftanın da açılış maçıydı. Çetinkaya Yeni Cami maçı derbiyle açıldı hafta. Bu yılın da ya da 2018 yılının da son derbisiydi. En azından Çetinkaya Yeni Cami maçı adına. Hani benim şansım mı? Hocam ama keyif aldığım bir maç oldu açıkçası. Onu söyleyeyim yani. Çok sıkıldığımı söyleyemem. Aslında 3 maç izledim bu hafta. İşte Çetinkaya Yeni Cami, Kaymaklı Bafül Kürdü ve dün Cihangir Malsa Türk Gücü maçı. Gerçekten 3 maçtan da ciddi keyif aldım ama ikimiz de bu maçtaydık. Hocam bana göre bir kere çok disiplinli oynayan bir Çetinkaya. Maç öncesi ben Perşembe gününden itibaren sosyal medyayı takip ettim. Cidden ona bir kenetlenme vardı Çetinkaya'da. İşte Abbas'ın sakatlanması, sonuçta bir derbidir hocam yani. İki takımın konumu, kadrosu, hedefi ne olursa olsun derbi derbidir her zaman. Ve bana göre disiplinli oynayan bir Çetinkaya maçı kazandı. Ama John Ebuka'ya açarım bir parantez. Sorumsuzluğunun bedelini çok ağır ödedi takımına. Kesinlikle haklısın. Ben son söylediğinden başlayayım. Tamam. John Ebuka'nın sorumsuzluktur hocam. Bencillik değil, sorumsuzluktur. Tansel sol tarafta bomboş duruyor. Kaç tane hocam? Cirlese, yani o topu verse Tansel'e, Tansel boş kaleye topu atacak ve belki de 2-0 olacak mı? Yakalanacak olan belki de farkı yakalanırsa Çetinkaya karşısında da hocam. Kesinlikle haklısın, kesinlikle haklısın. Ama ben buradan Çetinkaya yönetimine bir parantez açmak istiyorum. Çetinkaya yönetimi gençlerden oluşan bir yönetim kurulu oldular. Ve gayet güzel çalışıyorlar. Tişörtler çıkarıyorlar, yağmurluklar çıkarıyorlar. Genç kulüpteki o eski Çetinkaya'yı toplamaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Zamanlardan sonra Cemal Başkan'ı sahalarda gördüm. Cemal Bulutoğulları'nı sahalarda gördüm. Biliyorsun zaten sevgili doktorumuz Bülent Dizdarlı abimiz hep sahada. Mehmet Ali Özgür Gün'ün eşi Süheyn Hanım, o da hep sahalarda. Erhan Başay sahalarda. Yani diyeceğim, Çetinkaya güzel bir şey içerisine girdi. Hakan Hoca'yla çok iyi bir ivme yakaladılar. Hakan Hoca'nın takımına vermiş oldu. Haddini bilerek oynadılar aslında. Haddini bilerek oynadılar. Çetinkaya'nın süratli oyuncular, Yeni Cami'nin süratli oyuncularından orta sahadaki olan güçlerini hesaba katarak hadlerini bilerek oynadılar. Ve bana göre çok güzel bir galibiyet aldılar. Tabii bunda senin dediğin gibi John Eyre çok sorumsuzca davranıyorlar. Aynen öyle hocam. Yani Kenneth geldi geleli zaten bu iki oyuncuyu konuşuyoruz. Geçen seneki John'la giden Kenneth, gelen Kenneth'in arasında dağlar kadar fark var. Ve bu maalesef Yeni Cami Türkspor Kulübü'ne de yansıyor bu. Çünkü bu iki oyuncu golcü oyuncular. Bunlar gol yapmazsa takım geriye düşüyor. Notumu aldım. Batuhan için ayrı bir parantez açacağım. Şimdi biz diyoruz ki John çok süratlidir. Bir pozisyon sadece Batuhan John'u kaçırdı. Kaleden de gördü, eril gol. Evet. Bir pozisyon kaçırttı. O da gol oldu. Ama onun dışında 90+5'e kadar Batuhan John'a yeni bir yıldız kazandı ülke. İnşallah. İnşallah. Çok beğendim. Bana Galatasaray'ın genç oyuncusu var ya, arkada Ozan, oynayan Ozan, onu hatırlattı. O da böyle kulübünün renklerine, aşkına sahip bir oyuncu. Hele hele bir pozisyon var. John'un önünden topu alır. Tahir şeyde radyodaydı. Televizyondaydı zannedersem. Akşam tereyağından kıl çeker gibi dedi. Gerçekten cuk oturdu. Herkesin penaltı etkisi evet. Vardı ama öyle değil. Penaltı yok, penaltı yok ve yaz. Gerçekten. Ve çocuk, ben bu kadar süratli olduğunu, bizim çocuklarımızın da bu kadar süratli olduğunu bilmezdim. Hocam. Batuhan, evet işte bu pozisyon. Yok, bu değil. Yok, bu mu? Yok, bu değil hocam. Bu değil ama çok kaliteli bir, çok kaliteli bir mükemmel, pozisyon. Mükemmel bir. Aynen öyle. Yani çocuk bence sahanın yıldızı da Batuhan'dı o akşam. Evet, aynen öyle. Serkan, var mı tartışmalı bu maçla ilgili olarak? İki tane. Tamam, gelsinler hemen izleyelim, görelim tartışmaları. Ecvet Hoca'yla da yorumlayalım.
Evet, ilk tartışmalı bu. Evet hocam, evet, sevdiğin işte, pozisyon bu hocam. Evet, Batuhan'ın pozisyonu bu. Bu asıl tereyağından kıl çeker gibi topu aldı John'un önünden. Bakın, ve John'un süratine eşit bir süratle gidiyor ve topu alıyor. Yani bu çocuk bu atletmiş, kadar kendine güveni şeyi atletmiş, çok hoşuma gitti. Atletmiş galiba Batuhan, öyle duydum. Hocam, bence maçın en güzel karesidir bu. Geceyi aydınlatan bir karedir bu. Tabii ki burada şimdi Batuhan John'a faul yapsa, temas olsa penaltı olacak. Batuhan kırmızı kart görecek. Pardon, sarı kart görecek çünkü ceza alanı içerisinde olduğu zaten, için. Hocam, şunu merak ederim burada. Soracağım. Hatta o gece ben maçı anlatırken notumu da aldım. Soracağım dedim. Ecmet Hoca bunu pazartesi akşamı. Bu pozisyonda Osman Hoca yardımcısından aldı mı desek, yoksa tamamen kendi verdiği karar mı? Onu merak ederim ben en fazla. Tabii belki sen de zorlanmışsın çünkü bacı varsın bu konuda ama aldı mı sence yardımcısından öyle bir yardım muhakkak, desek, yoksa hani... Muhakkak. Bakın şimdi Osman da çok yani, güzel geliyor Emin pozisyona. Emin Hoca çok yakın pozisyona. Zaten bu pozisyonu en iyi değerlendiren Emin Hoca. Emine yakın arkadaşımızdır. Bakın pozisyona, topuğa teması Emine zaten bakın gidiyor ve hemen geri geliyor. Aynen öyle. Süratli geliyor. Evet. Hiç ve geri geliyor. Aynen öyle hocam. Bu ne demektir? Futbol hakemliğinde temas yok. Yok, devam ben ediyor. Pozisyonumu son adımıma geri dönüyorum demektir bu. Burada ha, çok güzel bir, tabii muhakkak Emine de kulaklıktan bir şeyler söylemiştir şeye. Osman Özpaşa'ya ve Osman'la zaten bakın pozisyon hocam, bittikten Osman sonra da, topa de. Sanki de sola doğru ama açılıyor pozisyonu. Siz ne açısından mı? Bak daha net görebilmek evet, için nasıl hocam çalışıyor. Bu yana doğru. Evet, evet güzel. Dedik ya işte hakemler bu hafta şeylerde pozisyonlarda, yer almalarda biraz daha dikkatli olurlarsa daha da iyi olacak. Aynen öyle. Daha da iyi olacak. Aynen öyle. Burada senin dediğin gibi katılıyorum sana. Emine Yarkın'dan muhakkak yardım almıştır. Evet, onu merak yardım ettim. Almasa bile Emine, ben eminim. Emine benim de öğrencimdir. Mentörlük yaptığım dönemde hem hakemlik yapıyordum hem mentörlük yapıyordum. Emine, Sapriye, bu maçta yine İsmail, Ercan benim öğrencilerim idi. Tabii bunları da görürken ben kendim gururlanıyorum çünkü... Aynen öyle. Elbette hocam. Sonuçta çok güzel. Aynen öğrencilerimiz öyle. Bunlar bizim. Aynen. Ve bu şekilde bu kadar üst düzey bir müsabakaya, Çetinkaya hiçbir şey olmasa bile iki isim var. Çetinkaya yeneceğim maçı var. Tamam. Aldın mı keyif maçtan? Aldım. Aldın. Aldım. Pozisyonlar var. Güzel pozisyonlar var. Ama senin dediğin gibi Ebuka sorumsuzca davrandı. Sorumsuzca davrandı ve Yeni Cami'nin galibiyetini ama engelledi. Elbette ki Çetinkaya'nın da galibiyetini. Çetinkaya'nın yok. Çetinkaya'nın hocam hakkını, müthiş bir oyun ki. Anlayışı, disiplin, takım oyunu. Ben beğendim yani. Çetinkaya'yı beğendim ben. Ben yani galip gelmesi için yapılabilecek her şeyi o akşam yaptılar. Haddini bilerek. Aynen öyle hocam. Haddini bilerek Hakan Hoca Yeni Cami'yi çok iyi analiz ederek sahaya çıktı ve nasıl oynaması gerektiğini yaptı ve aynen. Bunda da başarılı olduğunu düşünüyorum aynen ben. Öyle. Serkan gelsin diğer pozisyon. İki pozisyon var demiştin. Diğeri de gelsin. Hemen alalım onu da. Ve bu maçı noktalayalım. Evet, bu da John'un pozisyonudur. Evet hocam. Şimdi futbol oyun kurallarında tamam. Ayakla oynaması gereken pozisyonda eğer rakip oyuncu kafasını topa sokarsa tehlikeli hareket yapmış olur ve burada yani Serkan tamamen... burada doğrusunu yapıyor. Serkan doğrusunu yapıyor o zaman. Serkan ayağıyla topa müdahale ediyor. O tamam. Ayakla oynama mesafesinde futbolcu tamam. Ne yapıyor John? Kafayı ayakla sokuyor. Oynama mesafesindeki pozisyonda bakın hop kafasını sokuyor ve burada Osman Özpaşa bir müddet bekledikten sonra endirekt serbest vuruş veriyor. Ha. Bakın bu endirekt serbest vuruş tamamen ters tarafa olması gerekirdi. Neden? Çünkü tehlikeli hareketi yapan aha. Serkan Önet değildir. John'dur. John'dur. Anladım. Osman burada bir ters karar vermiştir ve burada bu pozisyonun devamında oyun bayağı sürdü. Bakın Serkan burada yaklaşık 3 dakika... 2-3 dakika arasında hakem ile bayağı bir cebelleştiği evet, şey yaptı. Ve bu sırada Tansel şimdi burada gösteriyor. Ben maçı net gördüğüm için ve benim oturduğum bölüme de daha yakın olduğu için. Tansel ile burada Faye'nin bir pozisyonu var. Hiçbir televizyonda da görmedim evet, ben bunu. Hocam. Evet. Ben bunu dile getirmek isterim. Faye ile de
Dün şey maçında, kaymaklı maçında, Baf maçında karşılaştık. Orada sevgili Can Bulat Hoca da Şenol Can Bulat. Şenol Can Bulat Hoca da Yeşilova'nın antrenörü de onunla birlikte oturuyorlardı. Ben de işim vardı. Biraz geç gittim sahaya. Faye'ye ben sordum. Yani kafa vurdun kendine dedim. Yes dedi. Bana dedi bir şey söyledi dedi. Yani Tansel kendisine bir şey söylemiş. Ve o da kafa vurduğunu söyledi. Yani Faye de orada söyledi bana. İtiraf etti. İtiraf etti bana tamam. Söyledi çocuk. Ve Tansel'in burada bu dakikadan önce sarı kartı var itirazdan. Şeyde Faye de kafa vuruyor. Pozisyon yoktur. Mustafa Öztugay sahanın içerisine girdi. Mustafa Öztugay sahanın içerisine girdi. Ve Osman'la bir şeyler konuştular. Bilmiyorum ne konuştuklarını ama orada bana göre Tansel'e bir sarı kart, ikinci sarı karttan ihraç, Faye'ye kafa direkt, vurduğu için direkt ihraç uygulanması gerekirdi. Bir de benim hakemlik yaptığım dönemde kondisyonörüm idi. Bir ara kilo almıştım. Yakında o üniversitesindeydi Sedat Hocam, görevli, öğretmendi orada. Ve benim özel hocamdı. Orada beni çalıştırdı. Kendisini çok çok seviyorum. Çok karakterli bir arkadaşımız. Maç içerisinde karşı taraftan Kadir Hoca bir pozisyonda bir şeyler söyledi. Oyundan ihraç edildi. Bana göre Sedat Hocam da oyundan ihraç edilmesi gerekirdi. Mustafa Öztugay'ın yan tarafta butonu basıp kulaklıklardan... Kulaklıklar nasıl kullanılır? Üç hakem kendi arasında konuşabilir. Ama dördüncü hakem bir şey konuşacağında buton var, basar ve bilgi verir hakeme. Eliyle butona basıp yine Osman'la bir şeyler konuştuğunu gördüm. İhraç etsin mi, etmesin mi gibi konuştuklarını tahmin ediyorum bunu da. Ama bana göre Sedat Hocam da ihraç edilmesi gerekirdi. Çünkü hem teknik alanı terk etti, hem yardımcı, dördüncü hakeme bir şeyler itirazda bulundu. El kol hareketi, bunların gereksinimi, nasıl ki Kadir Hoca'yı oyundan ihraç ettiler, onu da yapmaları lazımdı. Sedat Hoca'yı da. Evet, Sedat Hoca'yı da oyundan ihraç etmeleri gerekir diye. Evet, gecenin ikinci maçı Cihangir Mausa Türk Gücü karşılaşması. Şüphesiz haftanın en güzel maçıydı, en önemli maçıydı. Cuma akşamı Yeni Cami'nin mağlup olmasından sonra Mausa Türk Gücü pazar günü oynayacağı Cihangir Deplasman'daki karşılaşma için gelip gelmek istiyordu. Liderlik planlaması hesabı yapıyordu. Ancak planlamalar yapıldığı gibi gitmedi ve Cihangir son bölümde bulduğu golle karşılaşmayı kazandı. Ya da Mausa Türk Gücü'nün açtığı perdeyi kapatan taraf Cihangir oldu. Hemen bir dipnot belirteyim. Kaptan Fırat'ın maçın adamı olduğu, yıldızlaştığı bir gündü. İzleyelim maçı. Sonrasında içeride karşılaşmayı konuşuyoruz. Cihangir ile Mausa Türk Gücü az sonra kritik bir 90 dakika mücadelesine çıkacaklar değerli futbol severler. Son iki haftada çok kritik puan kayıpları, peş peşe puan kayıpları. Önce Doğan, ardından Baf. Bugün itibariyle onlar da artık yeniden bir başlangıç ya da yeniden bir galibiyeti hatırlama, iyice daralan kadro, Musa'nın gidişinden sonra Türkan'ın ayrılışı, Fırat'ın dönüşü artı olarak görünüyor. Gerçekten zor bir maç. Bu hafta itibariyle de tam kadro olan bir Mausa Türk Gücü var. Sevgili Tayyip, onu da belirtelim. Çalan yani, düdüklerde 90 dakika başlıyor. Bana çekiliyor, oyunu kendi yerlerinde kabul ediyor. Şavuşu kullanıyor, kafa vuruşu, bakıyorum. Yusuf'tan çok iyi bir karar. Evet. Çok iyi çıktı Yusuf'a noktada. Orhan kafasıyla Dino Peter'in olduğu noktaya doğru. Dino Peter gönderdiği yerde Salih Say göğsüne indirdi. Dino Peter kazandı, topu vuracak. Vurdu, gol! Hiç bekletmedi. Dino Peter dakikalar 16. Sadece şöyle kafasını kaldırıp bir kaleye baktı. Dino Peter yaptığı vuruşlara takımını öne geçirdi. Mausa Türk Gücü Arif gönderdi. Halil sıyrıldı. Halil kaleci kendine topun sahibi oluyor. Çağlar yerden oynadı. Yapılan hareket faul diyor. Maçın ortasında bir Hüseyin Dayı. Verdi işaretini Hüseyin Dayı. Fırat kendi topun üzerine yaptı vuruşunu. Baraja takıldı. Çağlar vurur mu?
Çağlar çok güzel bir gol. Muhteşem. Çağlar çok güzel bir gol. Çağlar'dan peş peşe geliyor goller. Cihangir Sadla Fırat'ın vuruşu barajdan döndü. Dönen topla Çağlar topun gelişine enfes vuruyor. Top filelere gidiyor. Erol top adremlik halinde. Erol bir vücut çalımı denedi. İçeriye doğru kat etti. Girdi topun altına. Ali Öztürk indirdi. Emeka Yusuf çıktı kalesinden. Kale boş. Çağlar çekti vurdu dışarıya. Çağlar toplu. Çekti sağına. Vuruşunu yaptı. Üstten dışarıya gönderdi. Ara pası Emeka. Victory. Ara pası düşüncesi. Ali önde kaldı. Ali kaleciyle karşı karşıya yerde kaldı. Karar penaltı. Yusuf kontrolsüz çıktı rakibin üzerine. Ali topu kurtardığı anda yerde kaldı. Fehim Dayı pozisyona çok yakındı ve tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İşaret geldi. Fırat geliyor topun üzerine. Fırat geliyor. Fırat vurdu. Topa vardı gol. Topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Kaptan Fırat Ersalan ve taraftarıyla bu golün sevincini paylaşıyor. İşte kaptan ve takım arkadaşları. Cihangir 2-1 öne geçiyor. Uğur geldi topun üzerine, yaptı ortasını. Süzülen top bir ters vuruş dışarıya geliyor. Ertan'ın ters kaması az kalsın filelerle buluşuyordu. Emeka Orhan'la geldi müdahalesi. Kaybediyor topu ve çalan düdükle de ilk 45 dakika sona eriyor. Halil Turan topun başında ilk yarıda 2-1'lik üstünlük Cihangir ve santravuşuyla ikinci yarı başlıyor. Topu aldı. Uçe bindirme yapıyor. Ön önüne bıraktı Fırat. Uçe topu aldı. Ortası cezalar içerisine. Ali riskli hareketler. Şimdi uzaklaştırdı Ali Uçar. Uçe ile Uçe vurma ortamı yapar. Yaptı gönderdi. Son anda Ali. İşte noktada Arif var. Hızlı bir hücum izleyebiliriz. Arif vurma olduğu noktaya doğru. Uğur kontrol eder. Bir baktım kontrol etti. Uğur kale karşısında. Uğur top bilelerde. Filelere gönderdi. Dakikalar 59'u gösteriyor. 59. dakikada Uğur skora dengeyi getiriyor. Çok hızlı çıktılar. Arif Uysal faul markasına çok güzel bir top attı. O top hareketlerin isim Uğur Naci Gök sağ ayağıyla çok iyi bir plase skora şekil getiriyor. O noktada Yasin. Yasin'den Arif'e. Arif yaptı ortasını. Halil dışarıya. Henüz kullanmadı atışını, şimdi kullandı. Lig orta, kafa vuruşu, boşta kalan top vuruş dışarıda. Şimdi Fırat önünü aldı, Fırat topu biraz fazla açtı. Halil'den isabetsiz bir pas. Victory, şimdi Emeka, sağ çapraz, kaleyi düşündü, uzak direktiminden top dışarıya gidiyor. İleriye Emeka, şimdi topu aldı Emeka, Ocuva var karşısında, çekti topu geriye. Şimdi pası Fırat, ara pası, Victory, Emeka, gol! Top filelerde Emeka, Cihangir tekrar öne geçiyor. Maç Cihangir'in neyle tamamlanırsa? Mehmet Erol, Mikhail var karşısında, girdi topun altına, ceza açarsın, Peter vurdu kaleci Kurcan. Fehim Dayı'nın işareti geliyor. Uğur geliyor topun üzerine. Yaptı ortasını kaleye yönelen top. Bir kafa defanslar. Arif vurdu. Yatarak müdahale. Uçeden. Victory açarıyor. Bulamadı açıyı. Şimdi Emeka. Erol destek verdi. Emeka. Şimdi Erol'a. Erol. Bir kez daha Emeka. Cezalar için. Emeka. Yusuf boşta kalan top. Sonrasında Uğur. Şimdi Ali. Ali'den Yasin'e. Yasin bir ortada eser. Emre Özçin. Emre orta mı yapar? Emre yaptı ortasını. Atıyorum. Koşu gönderme gösteriyor. Penaltı verir. Evet. Penaltıyı. Evet. Eser'in eline çarptı diyor. Penaltıyı verdi. Bir anda durdum ben de. 90+1. Penaltı noktasını gösteriyor. Maçın orta hakemi işaretini verdi şimdi. Yasin mi Tuğcanlı? Yasin mi Tuğcanlı? Hangisi kaç çıkacak? Yasin top filelerde. Yasin top filelerde. 3-3 oluyor skor.
bir kez daha denge geliyor. Şimdi Halil Uçar, Halil, gönderdiği yerde Erol var. Erol tek top oynadı Fırat'la. Mehmet Erol geliyor Fırat'ı. Kademe için şimdi gönderdiği Emeka, Emeka, cezalar içerisi Emeka! Maç bitmedi diyor Emeka. Ben son sözümü söylemedim diyor Fırat. Muhteşem bir final. Golde katkısı çok büyük kaptan Fırat. Muhteşem yine bir kontrolü olan isim Fırat. Kaptan yine demede pası Emeka. Suskun Dolce Emeka sahnede. Köşe vuruşunu kullanacak olan isim Uğur. Sayın dayı cezanın içerisine bakıyor. Verdi işaretini. Uğur yaptı ortasını. Hatta direkt kafa vuruşu dışarıda. Dediğim anda vuruş bu kadar diyor Sayın dayı. 3 puan Cihangir'in. Cihangir 4-3 kazanıyor karşılaşmayı ve tribünleriyle, taraflarıyla bir araya gelecek olan taraf Cihangir takımı 4-3 toplam 7 gol. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet, 4-3'lük maç 2018 yılının bence en iyi maçıydı. Gerçi son dönemde Mausa Türkgücü Cihangir maçları çok güzel olur. Hocam, bence benim şansımdı yani bu maç. Çünkü şunu söyleyeyim, ilk kez Cihangir'e bu sezon gittim maç anlatmaya. Yani tabii ki. İlk kez yani Cihangir'in dışarıda maçını anlatma bu sene ilk kez Cihangir'e maç anlatmaya gittim. Hissettin. Evet. Hocam hissettim değil. Ben maç öncesi farklı bir platformda Toygar Hoca'yla yaptığım bir görüşmede hocayla şunu izledim. Dedim ki hocam son dönemde dedim Cihangir Mausa Türkgücü maçları içeride dışarıda çok tempolu, korakor, keyifli olur dedim. Katıldı. Hemfikirlik dedi. Kafamda soru işareti şuydu benim. Musa ayrıldı bu takımdan. Türkan ayrıldı. Ama ciddi anlamda da bir cebimde de bir şey duruyordu. Kaptan Fırat'ın bu takıma döneceğini biliyordum. Bu maçta döneceğini biliyordum. Çok büyük fedakarlık. Yanılmadım da hocam. Yanılmadım da. Hocam olağanüstü bir futbol oynadı. Yani bugün kiminle konuştuysam ben maçın adamı şüphesiz Fırat'tır. Ben zaten köşe yazımda da belirttim onu maç sonu. Müthiş, inanılmaz bir oyun anlayışı, attığı paslar akıl almaz. Hani beyinle ayağın birleşiminden artık ayağına kafanın birleşiminden kendi bir sosyal medyasında paylaşım yaptı Fırat bugün. Gerçekten müthiş bir günü geride bıraktı. İnanılmaz bir disiplin vardı takımda. En az Çetin Kaynan söylediklerimizin hepsi Cihangir'in için de söyleyebilirim. Çünkü zaten bir dar katro vardı. İşte Musa'nın gidişi, Türkan'ın gidişinden sonra iyice daraldı katro. Tüm bunlara rağmen beklenmedik sakatlıklar. Çağlar, Ertan Ali Öztürk'ü Doğan'la değiştirdi ama Ertan'la Çağlar, ki Çağlar bence oyunda kaldığı süre zarfında maçın iyisiydi. Attığı gol zaten müthiş bir gol attı. Muazzam bir gol attı. Bunlar iyileri. Bir de kötüsü var bu işin. Onu da söyleyeceğim. Yani söylemeden geçmeyeceğim. Maç 3-2. Mausa Türkgücü penaltı kazanıyor. Yasin atıyor penaltı golünü. Penaltı golünü attıktan sonra öpücük vererek Cihangir taraftarlarına kendi sahasına doğru gidiyor. Hocam yapmayacaksın bunu. Bak bunu yapmayacaksın. Çünkü birçok futbolcunun eşi, birçok futbolcunun annesi, birçok futbolcunun çocuğu, sevgilisi, kız arkadaşı oturur. Yapma arkadaş. Attın golü. Attın golü. Al topunu git. Sevincini paylaş ama sen öpücük vererek Cihangir taraftarlarına geçme. Verecek misin öpücük? Git kendi taraftarına ver. Yani yapma bunu. Ortamı gereceksin. Tansiyonu yükselteceksin. Niçin aynısını Emeka yapmadı? Niçin aynısını Fırat yapmadı? Ya da niçin aynısını Cihangir futbolcuları yapmadı? Ki 90 artı 3 öne geçtikleri gol, 4-3'lük gol. Niçin bunları yapmadılar diye de söylemeden geçemeyeceğim. Ama her iki takımı da kutlarım. Gerçekten müthiş bir mücadele izlettiler bize. Bir kez daha tebrik ederim. Maçın yenilerinden bir tanesi de Sabri Hoca. Belirtmeden geçemeyeceğim ki onu bekliyorduk. Sen ama ben söyleyeyim, maçı gördüğüm için konuşuyorum.
penaltıda yaptığı katkı. Katkı oldukça büyük. Herkesi kutlarım ama burada belirteyim. Fırat'a da ayrı bir parantez açarım. Günün kahramanı, maçın adam olduğunu belirteyim ve maçla ilgili düşüncelerini alayım seninle hocam. Şimdi sen Fırat'la başladın. Ben de Fırat'la devam edeyim. Aynen öyle hocam. Yani kısacası kaptan gemiyi limana getirdi. Oynadığı futbol, takımını yönetmesi ve takımının daima kontrollü bir şekilde oynamasına neden olan. Teknik direktör ne kadar dışarıda soyunma odasında oyunculara görev verirse, şey yaparsa, kaptanın yapmış olduğu katkı, hatırlar mısın bir zaman Türkiye'de Galatasaray'da Hacı vardı. Hı hı. Fatih Terim Hoca verdi ama Hacı'nın futbolcu olarak olduğu katkı, işte burada da bu maçta da bunu gördük. Fırat ve bana göre çok büyük özveri yaptı. 2-3 hafta evvel ameliyat olan bir adam, bıçak altına yatmış bir adam bu maça çıkıyor, özel bir korseyle çıkıyor ve bu maçta ben görmedim maçı, ben televizyondan hocam, gördüm. Pasın güzelliğine bak. Sadece bu pas mı? Attığı son final pası. 3 gol. Demin görüntüler varken saydık. 1-2-3 dedik. 3 pasta müthiş. Gol oldu. Son gol öyle oldu. 3 gol. 3 pasta gol oldu. Son gol 3 pasta. Evet, sizin bu maçı bu kadar zevkli anlatmanız Tahir'le. Ben onu da not aldım. Aldın onu da. Var mı? Var, var burada var. Tamam hocam. Yani maçı o kadar bir yaşıyorsunuz ki maçın içerisinde izleyenleri de, televizyon başında olanları da, radyoda olanları da bir heyecan, bir şey, ne oldu, ne oluyor falan. Ama sizin bu kadar zevk almanızın en büyük nedeni neydi biliyor musunuz? Bana göre iki takım da tabii ki güzel futbol oynadı. Tebrik ederim. Siz söylediniz. Ama bu futbolu güzelleştiren kim oldu bilir misiniz? Hakem dörtlüsü oldu. Onda da fikirik. Fehim Dayı ve ekibi hiç mükemmel, mükemmel öyle İngiliz futbolu. Zaten Fehim'in en çok hoşuma hocam, giden yani tarafı oldu. Hocam buradaki tempozunu aynısını maç sonu Toygar Hoca da açıklamada da yaptı. Tebrik etti ben o da. Ben dinlemedim. Ki Toygar Hoca mağlup olduğu Yeşilova maçından sonra yine maçın hakemi Fehim Dayı'ydı. Aynı kelimeleri kullandı. Fehim Hoca oyunun temposunu hiç düşürmüyor hocam. Hiç yavaşlattırmıyor oyunu. Vermiyor yani, öyle bir olanak vermiyor. Özelliğini söyleyeyim ben size. Hı hı. Fehim Dayı çok İngiliz futbolunu seyreder. Ve ufak faullere, mesela başka arkadaşlarımızın çalmış olduğu faulleri, çoğu faulleri Fehim Dayı çalmaz maç içerisinde. Ama her iki takımı da eşit davranarak çalmaz. Bak parantez içerisinde. Her iki takımı da eşit davranarak çalmaz. Ve oyunun süresine katkıyor. Cart cart düdük çalarsan oyunun süresini düşürdün. Kartlarını çok şeyli kullanır. Nasıl diyeyim? Kontrollü kullanır. Hı hı. Yani bir kolay sonra... Kolay kartına başvurmaz. Başvurmaz. Oyuncularla, diyaloğuyla çözmeye çalışır işi. Çok iyi. Aynen öyle. Geçen hafta ne demiştik? Hakem yardımcı, hakem işbirliği. Çok önemlidir Beyzade kardeşim. Yani saha içerisinde hakem yardımcı, hakem işbirliği. Ben ne derdim? 27 sene yaptım ben de. Ha ben de çok istemezdim. Yardımcı hakemlerin çoğu pozisyonda özellikle ceza alanı içerisindeki pozisyonlarda karışmalarını ben de istemezdim. Neden? Çünkü onlar oradan gördü. Ben de koştuğuma inanan bir hakemdim. Pozisyonlara yakın olduğum için ben kendim göreyim, ben kendim karar vereyim. Ama tekrar bir parantez. Hep söylediğim bir şey vardı. Maçı kurtaracak herhangi bir pozisyon varsa ve %100 eminseniz, gerekirse, bunu herhalde sen ilk defa duyacaksın, yardımcı hakemin yetkisi vardır. Düdük çalsın ve oyunu durdursun. Ve oyuna katkı olsun. Bunu yapın derdim ben. O derece. Bunu, evet, yardımcı hakemin bir müsabakaya ne kadar bir katkı koyduğunu şimdi biraz sonra kritiklerde göreceğiz. Tabii Sapriye dedik. Sapriye benim işte demince Emine'yi söyledik, Ercem'i söyledim. Sapriye de benim mentörlük yaptığım dönemde öğrencilerimden biriydi. Dışarıda programa girmezden önce seninle konuştuk, bir konu vardı. Onu da aktarmak isterim ve pozisyonlara geçelim istersen. Evet. Hocam bu maçla ilgili pozisyon yok ama
şu şekilde yok. Zaman diliminin uzamaması için ama sevgili Serkan'dan ben rica edeceğim. Serkan Mausa Türk Gücü'nün attığı penaltı golü var. O pozisyonu bulursan bize yeterlidir. Penaltı pozisyonu hocam. Onu diğer göreceğim. Kararlar zaten aynen. Maç içerisinde diğer kararlar mükemmel. Hakem dörtlüsü açısından mükemmel. Aynen. Ama bu Sapriye ile Fehim Dayı'nın tamam işbirliği. Işte o pozisyonu, o pozisyonu bulalım. Başka bir şey daha söylemek isterim burada. Fehim Dayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en iyi hakemidir bana göre. Ben en iyi hakemim. Ben köşe vuruşu verdim da yardımcı hakem penaltı verdi. Köşe vuruşunu kullandırmadı. Hakemine güvendi ve penaltıya döndü. Ve orada maç 3-3 olur. Bakın. Bir SMS geldi. Çok doğru bir konuya değinmişsin. Anlatım maça çok güzel zevk vermiş. Seninle ilgili düşünceye sahip olan kişiler de var hocam. Onu da belirteyim. Sevgili Tahir'e de teşekkür edeyim. Tahir'in aslında her maçımız öyle. Bu hafta Doğan Çetinkaya maçındayız Sahil'le birlikte televizyonda. Ben bu hafta Cihangir Lefke maçını görmeye gideceğim. İstersen takıl bana. Güzel bir final yapalım, kapanış yapalım bu hafta. Gideriz. Evet, çok müthiş gideriz. Maç olacak. Lefke'nin son dönemdeki performansı çok iyi. Lefke zaten yenice Mausa Türk Gücü'ne, Mausa da kök söktürdü. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Pozisyonu ekranlara gelsin. Hemen o penaltı pozisyonu gelsin ekranlara ve onunla da birlikte bitirelim Cihangir Metege maçını. Evet hocam, buradaki pozisyon. Evet. Bakın, Fehim Dayı topun ele vuruşunu göremez. Neden göremez? Çünkü futbolcunun tam sırtı dönüktür. Eli de böyle çocuğun ilgili futbolcunun eli. Bakın içe doğru gelir el. Ve içte vurur ele top. Onun için göremez Fehim Dayı ve onu ya karnına vurdu veyahut da göğsüne vurdu diyerekten o da doğru bir karar verip köşe vuruşunu gösterir. Çünkü eline vurduğunu görmez. Ama burada sahneye Sapriye Atik. Serkan kalsın golden sonra. Evet hocam. Doğru mu Yasin hakkında söylediklerim? Bir bak lütfen. Öpücük vere gidiyor. Şimdi bu pozisyonu bakın. Bu pozisyonda orta hakem arkadaş veyahut da Sapriye de bunu herhalde görmediler. Bakın ben inanıyorum ki kesinlikle görmediler bunu. Yasin'in yaptığını? Evet, Yasin'in yaptığını görmediklerine inanırım. Çünkü bu tamam. Bir sarı kartı gerektiren bir harekettir. Bir sporcu kendi tribünleriyle sevincini paylaşabilir. Diğer tribünlere gittiği anda sevincini paylaşsın diye orada hakem ihtar veyahut hocam, da ihraç verir. Görelim bir daha bakalım. Atıyor, atsın golü. Hemen gol attıktan sonra evet. Alıyor topu, başlıyor hocam. Evet, 1 2 devam ediyor. 3 3 defa. Verdi ve gitti. Bunu bakın Fehim'in zaten arkası dönük. Sapriye de golden sonra mecburdur çünkü köşe ceza alanı ile kale alanının kesiştiği noktada durur. Yerine koşması için, tekrar yer alması için döndüğü anda olduğuna inanıyorum bunun ve onu görmediklerine inanıyorum. Görselerdi Yasin'e de bir sarı kart ihtar vereceklerinden emindim ben. Sapriye'nin o şeyini söyleyeyim bitireyim. Tabii ki hocam, tabii bitirelim ki. Bu maçla ilgili görüşlerimizi bitirelim. Sapriye bizimle çalışmalara başladığında işte genç hakemler, zaten çok genç bir arkadaşımız kendisi de. Erkek arkadaşlar da Emine vardı, Nurhan Hanım vardı, ablaları onların. Ve saha içi çalışması yapıyorduk. Hakemlerin duruş yerleri, ceza alanı üzerindeki frikiklerde durması gereken yerler falan. Bu şekilde çalışmalar yapıyorduk. Ben de bu çocukların şeylerini de takip ediyordum. Gözlemcilerinden gelen raporları şey yaptım. Bana atmalarını istedim. Çünkü gözlemci rapor yazar ya, hakeme gider. Hakem de bana atsın dedim. Ben okurdum bu çocukların şeylerini. Düdükleriyle ilgili, düdük tonlamalarıyla ilgili şikayetler vardı bu çocuklarla ilgili. Dedik ki tamam bu hafta dedik. Koşularımızı, yer alışlarımızı çalıştıktan sonra düdük çalışması yapacağız. Sapriye Atikoğlu, şimdi herkesi şey yaptık, çalıştırdık. Sapriye'ye geldi sıra. Hep ben bunu anlatırım, Sapriye'lere de anlatırım bunu buluştuğumuzda. Çok hoşumuza giden bir şeydir bu. Sapriye dedi, hocam dedi, lütfen dedi erkek arkadaşlar geri dönsün de ben öyle düdük çalayım dedi. Yani o kadar bir çekingenlikten şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Süper Ligi'nde
Ve artı bir şey, bu kadar önemli, güzel bir maçta seyirci önünde hiç etkilenmeden bu penaltıyı verebilen bir hakem. Ben Sapri'ye başladığımda rica ettiydim. Üniversiteye başlayacaktı. Kızım dedim, Türkiye'de bir üniversiteye gir. Orada eşimiz var, ahbabımız var. Bizi seven çok hocalarımız var. Orada İstanbul bölgesinden de seni yazdıralım İstanbul bölgesinden. Sen çok iyi bir hakem olacaksın. Ve bir bayan hakemi Türkiye liglerinde görecek diye söylemiştim. Ama tabii biliyorsun bizim kültürümüzde ailemizi bırakamayız, şey yapamayız. Bundan dolayı gitmemişti. Ama bize yaradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahalarında iki tane pırıl pırıl bayan hakemimiz üst düzey müsabakalarda görev alıyor. Tabii bu da öncelikle benim, daha sonra da diğer hocalarının başarısıdır diye düşünüyorum. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Evet, Merit Alsanca Eşilova Doğan Türk Birliği maçını izleyelim hocam. Doğan Türk Birliği'nin haftalardır galip geldiği bir süreç vardı. Ve bu süreci Merit Alsanca Eşilova deplasmanında da sürdürdüler. 2-0'lık skorla Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapattı. Maçla ilgili kritikler var tabii ki. İzleyelim maçı, sonrasında içeride konuşuyoruz. 14. hafta karşılaşmasında Merit Alsanca Eşilova sahasında Doğan Türk Birliği'ni konuk ediyor. Turgay Misk, Şakir Azizoğlu, Ömer Doğru hakem üstü yönetiyor maçı. 4. hakem Kerem Eren, maç öncesi seremoni ekranlara geliyor. Başlama vuruşuyla da karşılaşma bu şekilde ekranlara geliyor. Gelişecek olan Yeşilova atağı var o noktada. Makun haftalar sonra da ilk 11'de Doğan Türk Birliği atağı. Çok iyi çalımlar o noktada. Kaleci Kemal Molla topun sahibi oluyor. Hasan Piro yok bugün kalede. Kaleyi Kemal Molla koruyor. Gelişen Yeşilova atağı var. Burak açarıyor kendisine. Serhan'dan dönüyor top bu dakikada. Uzak mesafe vuruş. Farklı şekilde dışarıya gidiyor. Taç atışını Yeşilova takımı kullanıyor. Topla buluşan isim o noktada Hafız. Hafız Konkoni bıraktı. Bir vuruş o noktada kaleci. Top dışarıya gidiyor. Yeşilova'nın gole yaklaştıranlardan bir tanesi bu dakikada. Kazanılan köşe vuruşu İbrahim Çıdamlı, kafa vuruşu, top dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var ilk bölümde. Çalan düdükle de ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk yarıda gol yok. İkinci yarıya Doğan Türk Birliği'nin vuruşuyla başlanıyor. Gelişecek olan atak var. Ahmet Sönmez bu dakikada kaleciyle anlaşmazlığı. Serhan giriyor araya. Serhan tehlikeyi uzaklaştıran isim oluyor. Bu dakikada köşe vuruşu kullanıyor Doğan Türk Birliği, yapılan orta. İbrahim Çıdamlı yaptı ortasını. Serhan son anda o noktada savunma. Bir kez atak tazelenecek. Yeni yapılan bir orta. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Müsait pozisyondu. Bu dakikada gelişecek olan bir başka Doğan Türk Birliği atağı. İleri atılan top. İbrahim Çıdamlı o noktada yaptığı vuruşunu kaleci Kemal. Kaleci Kemal kalesinde dikkatli bu bölümde. Doğan Türk Birliği gol arıyor. Buna karşılık Yeşilova yakaladığı atak. Yine Hafız var o noktada. Pası güzel Vakkas. Vakkas son çizgi. Ahmet Sönmez. Müdahale Ahmet'ten diyor. Bu dakikada köşe vuruşu kazanıyor Merit Alsanca Eşilova takımı. Kazanılan serbest vuruş. İleri atılan top. Savunma. Devam edecek atak. Doğan Türk Birliği takımında. Son çizgi. Yapılan orta. Yakın mesafe kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Doğan Türk Birliği gol arıyor bu bölümde. Merit Alsanca Eşilova kalesinde gelişen atak. Vakkas'la başlıyor atak. Vakkas çok iyi bir top atıyor o noktaya. Hafız açarıyor kendisine. Yaptığı vuruşunu çok kötü bir vuruş. Önemli bir pozisyon. Sonuç gelmiyor. Gelişecek olan Doğan Türk Birliği atağı. Çağrı'yla başlıyor atak. Çağrı pasını veriyor İbrahim Çıdamlı'ya. İbrahim Çıdamlı yaptı ortasını. Yakın mesafe kafa vuruşu, bakıyorum top filelere gidiyor. Selim Saygı gol atan isim. Dakikalar 82. Selim'in golüyle Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçiyor Yeşilova deplasmanında. Selim Markaşan'ın gol sevinci. İbrahim Çıdamlı yaptı ortasını. Selim'in kafa vuruşunda top filelere gidiyor. Atağa başlatan isim Çağrı Kral. Sonrasında İbrahim Çıdamlı'nın ortasında Selim Saygı takımını öne geçiriyor. Yine Selim rakiplerinden birer birer sıyrılıyor. Günün hareketli ismi Selim takılıyor o noktada. Kaptan yapıyor ortasını. O noktada Turgay Misk
elle oynama tespit ediyor ve penaltı kazanıyor Doğan Türk Birliği takımı. Savunmanın eline çarptığı yönde itirazlar. Top filelere gidiyor. Golün ismi bu kez Ahmet Sönmez. Dakikalar 88. Ahmet Sönmez'in golüyle Doğan Türk Birliği farkı 2'ye çıkarıyor. Ahmet Sönmez izliyoruz. Penaltı golü bir kez ekranlarda. Doğan Türk Birliği Yeşilova karşısında 2-0 öne geçen taraf oluyor. Gelişecek olan bir başka Doğan Türk Birliği hata var. Turgay Miskin çalan düdüğüyle karşılaşma tamamlanıyor. 2-0'lık skorla Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapatan taraf oluyor. Maçın sonunda ekranlara geliyor. Maçın orta hakemi Turgay Misk. İtirazlar var Turgay Misk'e. Sıvırlık skorla Doğan Türk Birliği haftayı 3 puanla kapatıyor. Turgay Misk yardımcılarıyla birlikte bu bölümde soyunma odasının yolunu tutuyor. Yoğun itirazlar var Turgay Misk'e. Yeşilova cephesi gerçekten çok sinirli bu bölümde. Başkan Redif Nurel ekranlara geliyor. Mustafa Eda Çağlar stadında Redif Nurel çok sinirli, çok tepkili maçın orta hakemine. Bu şekilde ekranlara geliyor görüntüler Mustafa Eda Çağlar stadında. Karşılaşma 2-0'lık üstünlükle tamamlanıyor. Nurel Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet, 2-0'lık mağlubiyet var. Hocam bir SMS geldi bu maçla ilgili. Lütfen dedi, kadroyu dedi bir daha okuyun dedi. Doğan Türk Birliği maçına dedi, çıkan Yeşilova'nın kadrosunu. Kalede Kemal Molla, Kemal Molla başlamış. Hamis Çakır, Mustafa Salk, Burak Koçar, Mecdi Direniş, Menduh Sarıoğlu, Makun, Bayram Özgün, Vakkas Kaynarca, Ulaş Candanal, Hafız Konkoni 11 ile çıkmış sahaya Yeşilova. Yedek Erbencin'de Hasan Piro varmış. Mustafa Yaşinses, Yasin Doğan, Cefri Makoti, İlyas Niyazi, Gökhan Sarıoğlu, Mustafa Vardi, Kemal Yıldırım ve Bili Mehmet yedeklerde. İlginç bir 11 beni de uyandırdı. Geçmiş haftalara göre Hasan Piro vardı kalede. Mustafa Yaşinses gel gitlerle dolu zaten son süreçte ama Yasin Mehmet ilk 11. Evet, Yasin Doğan'ın ilk 11 çıktığını biliyorum ben de. Ve Bili Mehmet. Yani mevcut kadrodan İlyas Niyazi de. İlyas da var. Yanlışım varsa düzelsinler ama İlyas Niyazi, Hasan Piro, Yasin Doğan ve Bili Mehmet geçmiş haftalarda ilk 11 çıktığını en azından biliyorum. Özür dilerim. İlginç bir 11. Var mı sıkıntı acaba Yeşilova'da? Şimdi yani en belirgin nokta Hasan Piro herhalde. Şimdi bir saniyecek. Süper Lig'de kaç takımımız var? 16 takım. 16. 16 tane teknik direktör var. Tamam. 16 tane teknik direktöre ben bir soru soracağım. Kalenizi korumasını istediğiniz oyuncu kimdir? Veyahut da takımınızda olmasını istediğiniz oyuncu kimdir? Bence hiç kimse tereddüt etmeden hocam Piro diyecek. Hangisini geri çevirin? Hasan'ı çevirmen, Yasin Doğan'ı bu seneki performansına çevirmen. Bili Mehmet zaten ve İlyas Niyazi ama şimdi biraz sonra ben size görüntülerin içinde vardır. Ben sabahleyin biliyorsun hepsini izliyorum, aynen, şey yapıyorum. Aynen, aynen. Şimdi ben size Bili Mehmet'i seviyorum hocam ha. Yani Bili Mehmet'in çıkmadan yedek kulübesinde mi yoksa hakem odasının yanında mı diye göstereceğim şimdi size biraz sonra. Yakaladı mı böyle bir an? Yakaladı. Göreceğiz. Anladım. Yani şimdi burada benim anladığım kadarıyla senin söylediğin gibi çok büyük sorunlar var. Var. Mustafa Yaşinses'le başlayan çok büyük sporcu yönetim sorunları olduğunu düşünüyorum ben. Görüntülerin içinde de gördüm. Yani Redif Başkan'ın bir kulüp başkanının, bir cemaatı temsil eden bir başkanın bu şekilde hakemlere saldırması ve bu ilk de değil. Nasıl ki haklı olduğunda biz Redif Başkan'ın haklı olduğu Turgay Misk
Bu sahada ikinci maçı, yanılmıyorsam kaymaklı maçında yine buradaydı. Turgay Miskin şansımı tutmuyor diyeyim ama istemem de kullanayım öyle bir kelime ama. Var mıydı sence? Sana göre var mıydı? Turgay Miskin sıkıntılı bir maç yönettiğini söyleyebilir miyiz bugün? Var hataları var. Var hataları var ama... Hocam yani el mi bu pozisyon? Eldir pozisyon eldir. Ama bu pozisyonda Turgay Miskin bu pozisyonu görmesi, imkansız. Görmesi, yardımcı hakemin bu pozisyonu görmesi imkansızdır Beyzade kardeşim. Tamam. Bakın yani pozisyon geldiği saat konuşacağız. Bu penaltı mı peki? Kesinlikle penaltıdır. Nasıl ki 12. haftada Mustafa Öztugay'ın pozisyonunda taçtan uzaktan gelen bir topta sporcu elini çekebilir. Yakın mesafede çekemez. Ama burada en az 30 metreden orta yapılıyor ve sporcu yanılmıyorsam Gönyeli'den giden ulaştı pozisyonun içerisinde. Hı hı. Topu eliyle düzeltiyor ve ondan sonra da diğer elinin arasında sıkıştırıyor topu. Hı hı. Ve burada Turgay Misk penaltı pozisyonunda hiç tereddütsüz penaltı verdi. Ve bana göre çok doğru bir karar verdi. Hocam ben şeye takıldım ya. Ben bu oyuncu konusuna takıldım. Belli bir dönemde de Burak'ta vardı bir kriz. Burak Koçar'da da vardı aynı kriz. Hatırla uzun süre Burak'ta oynamadı. Evet Ocak'ta oynamadıydı zannedersem yoksa Binatlı'da. 5 maç yanılmıyorsam. Hangi maçlar olduğunu da bulursam söyleyeceğim sana. Burak Koçar'ın hangi maçlarda oynamadığını da söyleyeceğim sana ama yani Hasan Piro, Yasin, Bili, geçmiş dönemde Burak Koçar yaktılar mı acaba gemileri? Vallahi bilemem onu. Onu araştırmak lazım. Onu tam araştırmadan da buradan ekran karşısından insanlara bir şey söyleyip de gerek Yeşilova camiasını gerekse sporcu arkadaşlarımızı yönetimi kötülemek istemiyorum. Ama bu şimdi sizin yapmış olduğunuz tespitte... Burak Koçar'ın oynamadığı maçlarla ilgili SMS geldi. Gençler Birliği 1, Binatlı 2, Türk Ocağı 3, Esentepe 4. 4 maç. Yeter. Aynen öyle. Yeter. 4 maçta oynamamak ne demektir? Bence Hasan Piro... Orta sahanın bel kemiği Burak. Oynamadığında ki Burak'ın attığı topları öyle her oyuncunun orta sahada atabileceği toplar değil. Burak'ı ben de oynattım. Saha içerisinde bazen öyle güzel paslar atıyordu ki golle sonuçlanıyordu. Yani bir günde böyle anılarımızı anlatacak olursak öyle anılarımız var saha içerisinde sporcu kardeşlerimle benim. Var mı Burak'a kartın? Kırmızı kart verdin mi Burak'a? Kartın var mı Burak'a? Var tabii ki. Var? Var tabii. Hangi konuşmadan. Burak'ın? Konuşmadan. Sever konuşmayı hocam. Hem de nasıl? İtiraz etme uzmanı. İtiraz etme uzmanı ama. Kayaya çarpınca hemen geri dönüyor. Anladım. Hocam alalım tartışmaları. Senin istediğin pozisyon bu değil mi? Serkan bu pozisyonu al bize geri. Bak bu pozisyon sadece bunu. Hocam bu pozisyon yanılmıyorsam aman geçtik. Yok geri git. Gelsin geri o pozisyon gelirse yakaladıydık ama o köşe vuruşu. Köşe vuruşu atılacağı evet, aynen öyle pozisyon. Onu isterim ben de o köşe vuruşunu. O köşe vuruşunda benim de dikkatimi çekti. Şimdi sen söyleyince bu değil. O, evet dur. Bu, burada geri gidelim. Bize o soyunma odasının ön. Biraz geri gidelim lütfen. Hocam, evet burayı. Tamam. Evet. Şimdi şu anda maç oynanıyor. Sol ayağı sarı bir bant gibi bir şeyin üzerinde olan oyuncu kimdir? Bili Mehmet'e benzer hocam. Ben Bili Mehmet diyebilirim onu. Bili mi hocam? Yani... Ya yanlış da yapabilirim ha. Aynen öyle. Yani... Yanlış da yapabilirim ama şimdi Bili başka Mehmet. Bir şeye geliyorum. Tamam. Bir müsabakada oyun kurallarında der ki... Saha içerisinde bulunması gereken insanlar kimlerdir bilir misiniz? Maç verikasına yazılan sporcular, yedek sporcular, teknik heyet ve diğerleri. Bu arkadaşlar ne yapıyorlar saha içerisinde? Ve hakem odasının yanında. Oradaki... Ya ben o... Bili Mehmet'i ayağı şey olan... Aslında benziyor yani. Evet, hocam bence Bili Mehmet o. Evet, şimdi yakından gördük. Evet, Bili Mehmet. Bili Mehmet'tir. Yani ben de öyle görüyorum. Ben diğerini merak ediyorum. Kadir Hoca'ya benziyor o. Olabilir. Hayır, kim isterse olsun. Hocam, bak ben sana söyleyeceğim onlar kimdir. Orada duran Bili Mehmet, Umut yanılmıyorsam, sağlıkçısı Umut.
takımın sağlıkçısı Umut olabilir o. Elinde beyaz poşet tutan. Evet. Eray takımın çekimini yapan İrfan Hoca. Evet. Kale Cantrolörü yeşil, İrfan. Yeşil İrfan Hoca'dı. Hoca. Evet. Evet. Yani oradaki ağırlık hep tamam, şeydir ben hocam. Ben fazla isim söylemek istemedim. Ben hocam en arkadaki kahverengili de kimdir? Gördün mü kimdir? En arkadaki? Söylemezse kimdir? Sen en arkadaki. Zannedersem şeydir. Doğan Türk Birliği'ne gider. Lua Lua. Lua Lua'dır. Evet. Aynen öyle. Şimdi bakın. Bu yani arkadaşlar. Olmaması mı lazım bunların burada? Hocam kesinlikle teknik alanı terk edemez. Teknik alanı maç oynanırken bunların hiçbiri Lua Lua'nın ne işi var saha hocam, içerisinde? Hocam devre arasına yakın bir süreyse ve soyunma odasının yolunu tuttularsa değişir mi bir şey? Hiçbir şekilde değişmez. Oyun oynanırken oyun alan içerisine giremezler. Anladım. Hiçbir şekilde. Evet, hocam bak Burak'a da istedin. Burak da karşında 7 numaralı formasıyla. Burak da pozisyonu içinde olan isim. Tamam. Evet. Burak Koçar. Evet. Gelsin tartışmalar o zaman. Görelim tartışmaları. Şilova maçında noktalayalım. Sevgili Serkan kaç pozisyonumuz var bu maçla ilgili? Sadece penaltı pozisyonu var. Tamam gelsin. Evet bu pozisyon varmış hocam. Evet. Buna da sevgili yönetmenimiz Serkan'dan bu pozisyonla ilgili bir de 12. haftada olan bir pozisyonu istemiştim. Bu pozisyonda pozisyon kesinlikle penaltıdır. Neden? Çünkü uzaktan 30 metreden yapılan, bakın en az 30 metre var burada. Hı hı. Ulaştır zannediyorsam, tam seçemedim ama ulaştır zannediyorsam. Yok, bakın. Ulaşmayı Mecdi hocam, ben de Mecdi gördüm. Evet, göreyim bir. Mecdi hocam. Mecdi tamam, ulaşmayalım da Mecdi hangisi ise. Hı hı. Tamam mı? Burada topu önce eliyle sektiriyor. Sağ eliyle sektiriyor. Ondan sonra da sol kolunun arasında sıkıştırıp bırakıyor topu. Hı-hı. Bu net bir penaltıdır. Tamam. Nedeni ise hı-hı, topun uzak mesafeden gelişi ve futbolcunun rahatlıkla el kolunu çekebileceği bir pozisyon olduğu için. Burada çok sert bir şut da değil. Normal bir orta yapılır. Bakın. Normal bir orta. Eliyle keser topu. Bu net bir penaltıdır. Yani buna mı itiraz etti Redik Başkan? Penaltı olmadığına mı itiraz etti? Bakın futbolcuların hiçbiri şey yapmaz. İtiraz etmez. Bakın. Hakem penaltı. Bakın ne kadar kararlı gördü. Bakın. Bak. Evet, göstere göstere. 19 numara gelir sadece. Tamam ondan sonra yanındaki sporcuya söyler. Hakem pozisyonu herhalde açıklama yapar. Ve penaltıyı verir. Redik Başkan'ın en büyük itirazı Selim'in attığı gol. Elmi hocam. Kesinlikle eldir. Eldir. Ama orta hakemin, yardımcı hakemin o pozisyonu görmesi imkansız. Görmesi imkansızdır. Görüntüye getirirse yönetmen arkadaşımız Selim'in bunu değil gol. Birinci golü, birinci gol pozisyonunu. Selim'in bir de gol. Burada bir de ben aldığım duyumlara göre tamam. Redik Başkan'ın çok itiraz ettiği bir pozisyon var. Serkan Önetinan, siyahi oyuncunun. Ceza alanına girerken bir pozisyonu var. Hı hı. Onu da bize şey bulursa yönetmen arkadaşım akış içerisinde. Evet maçın içindeki pozisyonu bahsediyoruz. Evet. Omuz omuz olan mücadeleden bahsediyorsun. Evet. Tökezler Serhan yetişir. Serkan geçsin bu. Bunu artık bunu geçelim. Kaldı. Bu net bir penaltıdır. Selim'in attığı golün elle oynandı. Evet, elle oynandı. Evet. Ama o pozisyonu sporcu zaten saygı yere düştüğü anda eliyle vurur. Zaten kafasıyla vursa top yere doğru gidecek. Eliyle vurduğu için bu pozisyon. Bak, evet, bunu istiyorum. Dağıldı. Serkan yetişti. Bakın omuz omuza bir mücadele. Tamam. Ben bunu defalarca bugün seyrettim. Pozisyon da dışarıdadır. Yani faul olsa bile bakın pozisyon dışarıdadır. İçeriye düşer oyuncu. Anladım hocam. Yani yapılan hareket dışarıdadır. Penaltı değil. Faul verse bile dışarıda olması lazım. Bakın içeriye düşer oyuncu. Anladım. Ama bu bir omuz omuza mücadeledir. Ve kesinlikle faulü gerektiren bir şey değil. Bakın. Hiçbir şey yok. Ki Turgay Mista pozisyona çok çok yakın. Yakın pozisyona ve kendinden evet. Emin. Evet aynen öyle. Tamam bitirdik bu maçı da. Çok teşekkür ederim. Evet ha hocam bulmuş Serkan istediğin pozisyonu. Ha, evet. Bakın geliyor. Ne dedik burada 12. haftada? Evet. Uzaktan gelen top bakın. Uzaktan gelen top ilgili sporcu elini çekebilir. Topu eliyle keser. Burada penaltı verilmesi gerekirdi ki bu maçtan sonra hakem Mustafa Öztugay'a
Siyah beyaz hata yazdı bunu. Doğru olarak tabii ki gözlemcisi de. Hı hı. Ve bu hafta birincilikle müsabaka verildi kendisine. Hı hı. Anladım. Yani. Pardon, bu hafta maç almadı çünkü şeyleri var, imtihanları varmış. Gerçekten seni de tebrik etmek lazım. Serkan'ı da gerçekten iyi çalışmışsınız program öncesi ve bulmuşsunuz. Helal olsun. Evet. Teşekkürler Serkan. Emeğine sağlık. O zaman Serkan, hazırla Kaymaklı Ülkü Urdu maçını. Hemen izleyelim ve tempoyu artıralım. Küçük Kaymaklı Bafi Ülkü Urdu maçıyla 90 artıya devam ediyoruz. İşte Josef'e doğru bir top Sercan ayak koydu. Sonrasında Hüseyin Adal. Bello ikili mücadelede John Bello topu kazandı. Şimdi ceza sahasına doğru yağış bıraktı. Tehlikeli pozisyon. Ramazan ve gol. Mükemmel bir gol izledik. Gerçekten Ramazan'ın topu kontrol edişi, dönerek vuruşu dakikalar 20'yi gösterirken Ramazan'ın golüyle eşitliği yakalıyor Küçük Kaymaklı. Küçük Kaymaklı bir Bafül Kürdü bir sol taraftan. Şimdi Rifat atak gelişiyor. Rifat ortası kale sahasına doğru. Şimdi John Bello ceza sahasında atak devam ediyor. John Bello dönmeye çalıştı. İki kişi arasında John Bello'ya baskı var. O kalabalık içerisinde döndü bıraktı. Ramazan vurdu. Savunmadan döndü. Ramazan araya girdi. Direkten döndü. Ramazan araya girdi. Direkten döndü. O pozisyonda yağış da Ramazan'la birlikte. Hüseyin Adal en sağda Sercan. Sercan. Sercan yaptı ortasını. Bello arkaya çalan top. Yağış vuracak. Vurdu kaleci Erdoğan. Yağış John Bello. Yağış. Yağış John Bello. Müsait pozisyon. John ceza alanında. John Bello. John Bello kapandı açı. Yağış yaptı vuruşunu, salmaya takıldı top. Devam ediyor atak. Bir vuruş daha Azat. Devam edecek atak. Yapılan orta Osman. Bello. Bello kaleci Erdoğan. Ramazan rakiplerine çarptırmak istedi ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Çalan düdük, ikinci 45 dakika başladı. Solomon Son, sağ kanatta Mehmet Göktaş, ceza sahasına Laval'da sokuldu. Şimdi oraya doğru bir orta, kaleci Raif Kamle'de topu alıyor. Ramazan, onun pası Osman. Ceza sahasına doğru gol pozisyonu. John Bello vurdu ve gol. John Bello attı dakika 54. Küçük Kaymaklı 2-1 öne geçiyor. John Bello'nun güzel vuruşu. Kaleci Erdoğan çaresiz kaldı. Joseph vermedi pasını. Mehmet Göktaş oynadı. Mehmet Göktaş Fikri destek verdi. Fikri'ye doğru etkili bir top. Fikri yerden kesti. Solomon Son Raif. %100'lük bir pozisyon. En net pozisyon Ülkürdü adına. Keita'dan döndü Ahmet Atay. O noktada vuruş yapan isimdi. Bir kez Ahmet Atay. Ahmet devam ediyor. Mehmet Göktaş. Mehmet Göktaş içeriye Azat. Azat topun gelişine Raif. İleride Mehmet Göktaş var. Joseph de sokuldu o noktaya. Azat'ın ortası kale sahasında. Kaleci aldı topu Raif ama önünden neredeyse ayak koyuyordu Joseph. Havalda uzun bir top. Erdinç güzel indirdi. Mehmet Göktaş vurmadı. İkinci pozisyon. Mehmet Göktaş kaleci döndü top. Erdinç vurdu. Dışarıya attı. Solomon Son'dan uzun bir top. Azat önünü aldı. Bıraktı. Erdinç vuramadı. İkinci pozisyon. Dengesini kaybetti. Mehmet Göktaş sert vurdu. Dönen top. Gol pozisyonu ve gol. Bayrak kalktı. Hayır diyor Kerem Eren. Joseph'in topu filelere gönderdiği top gol olarak değer kazanmıyor. Mehmet kaldırdı topu. Bahadır karşıladı. Fikri bir kez daha kafasıyla yükseli kazandırdı. Erdinç Raif çıktı. Boşta kalan top Solomon Son. Joseph. Joseph ayak koydu o noktada. Baktım. Bakıyorum. Gol. Azat'ın golü. Bir anda baktım. Faul mu diye. Dakikalar 77. Joseph'in indirdiği top. Ayak koyan isim Azat. Bir anda ben de durdum. Faul diye. Ancak durmayan isim Azat da o noktada. Azat skoru eşitledi. 2-2 oldu karşılaşma. Mehmet Göktaş. Mehmet Göktaş bu dakikalarda o da hareketli. Mehmet pasını verdi. Azat sol ayak. Azat Abuldaçi. Azat dışarıya attı. Erdinç. Azat boşluk var önünde. Azat yaptı ortasını. Joseph Raif. Yine önemli bir pozisyon. Yine Joseph.
Joseph attı. Mehmet Göktaş yerden pas. Joseph 3'te 20. 3 oldu. Joseph attı. Skoru 3-2'ye getiriyor. Bafülkü vurdu. Yeniden öne geçiyor Joseph'in golü ama dalga dalga gelen bu ataklar gol sinyali veriyordu Raif'in kalesinde ve o golü Joseph yazdı. Dakikalar 87 oldu. Joseph'in golüyle Bafülkü vurdu. 3-2 öne geçiyor. Evet, zaten sen belirtmiştin az önce. Sercan, uzun gönderdi Sercan. Bizim kronometremizde 5 dakikalık süre doldu. Son hücum olacak bu herhalde Kerim Eren'e göre. O da saatini kontrol etti. Ve son düdük geliyor. Ruso'da kazanan taraf Bafülkür'de oluyor. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet. Bafülkü vurdu, bir dönüş yaptı. Aslında maça golle de başladı. Kaymaklı öne geçti. Sonrasında ise Bafülkü vurdu son bölüme yakın bir noktada maçı koparmayı bildi. Maçın sonrasında da bitişiyle birlikte Küçük Kaymaklı yönetimi Serhat Hoca'yı görevden aldı. Bu maçla ilgili var mı tartışma? Bir tane. Gelsin o zaman önce tartışmayı görelim. Ondan sonra maçı konuşuruz sevgili Serkan. Bakalım neymiş? Maçla ilgili olarak tartışmalı pozisyon ne almışık? Evet. Görelim pozisyonu. Evet. Hocam offside pozisyonu. Mehmet Göktaş ceza alanı dışından bir şut çekiyor. Kaleci Raif'ten dönen topu Joseph filelere gönderiyor ama pozisyon offside gerekçesiyle değer kazanmıyor. Evet, bu maçı da canlı gördüğüm İzledik için hocam. Bu maçı da canlı gördüğüm için bu pozisyonun kesinlikle offside olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Göktaş topa vurduğu anda siyahi oyuncu bakın kırmızılı çıktı, bakın vurdu, bak siyahi oyuncu offside pozisyonunda topu tamamlıyor, gol atıyor. Burada yardımcı hakemin yapmış olduğu yardım, tespit çok yerinde bir karar. Ve burada verilen offside doğru. Zannedersem tek pozisyon vardı aynen değilsiniz. Hocam, aynen. Burada Kerem'e bir şey söylemek isterim. Uzatma dakikalarında bir pozisyon oldu bu maçta. Türbünlerin önünde Küçük Kaymaklı oyuncuya gider top. Bafülkü Yurdulu oyuncu da topun oyunun başlamasını geciktirmek için önünde 3-4 kez Sercan'ın olduğu pozisyondan bahsedelim. Evet, Sercan'ın pozisyonu. Tamam hocam. Hatta kontra atak pozisyonuydu. Hatta topu savır. Evet, Sercan süratinden yakalıyor topu ve faul yapıyor Sercan'a oyuncu. O pozisyonda Sercan'ın oyununu başlatmasını, şimdi bir takım zaten dayak yiyor. Yani yeniliyor, dayak yiyor doğru bir kelime değil. Yenilen bir takımın oyuncusu oyunu çabuk başlatıp belki bir gol daha atarım diyerekten, düşünerekten oyunu başlatmaya çalışıyor. Bu oyun kurallarında oyunu geciktirmeye yönelik hareketten dolayı o oyuncuya bir sarı kart vermesi lazım. Bunu da geçtim. En önemlisi orada türbün önü en ufacık bir kıvılcımda daha kötü olaylar olabilirdi. Hı hı. Kerem buna daha dikkat. Güzel bir maç yönetti Kerem. Güzel bir maç yönetti. Oyuna o da katkı oldu. Oyuna süre katmaya çalıştı ama özellikle ilk devresi öyle Kaymaklı'nın daha atak oynadığı bölümlerdi. Ama yani bir Cihangir maçı gibi değildi. Aynen. Tabii ki hocam elbette. Aynen. Ama bu ona dikkat ederse yani küçük bir nüans ama dikkat ederse kendisi açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Gönyeli Esentepe maçı son kalan iki maçtan üç maçtan bir tanesi haftanın tek golü biten tek karşılaşması. Gönyeli konuk etti Esentepe'yi tek golle mağlup ederek. O da haftalar sonra galibiyetle tanışan bir başka takım oldu. Bakalım Gönyeli Esentepe maçında neler olmuş hep birlikte izliyoruz. 14. hafta karşılaşmasında Gönyeli başkenti Atatürk Stadında Esentepe'yi konuk ediyor. Maçın orta hakemi Ali Özer, Mehmet Ekşici ve Burak Mandıralı yardımcılıklarını yapıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gönyeli takımı Esentepe'yi konuk ediyor. Çok güzel bir pas. Bu pası geri çevirmeyen isim ise Raif Sel'den oluyor. İzliyoruz golü. Çok güzel bir pas. Raif de bu pası geri çevirmiyor. Dakikalar 29. Raif'in golüyle Gönyeli
Esentepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. Hazırlanış bakımından Gönyeli takımı Esentepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Gelişen Esentepe atağı var. Gole karşılık vermek istiyor. Konuk takım yapılan orta. Kafa vuruşu üstten dışarıya gidiyor farklı şekilde. Esentepe eşitlik golü arıyor. Yerden vuruş. Kaleci Kemal'ın kontrolünde top dışarıya gidiyor. Öncesinde kalkan bayrak. Çalan düdük ilk 45 dakika 1-0'lık Gönyeli üstünlüğüyle tamamlanıyor. Gönyeli Raif'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Sentepe'nin vuruşuyla başlanıyor. Atalük stadında Gönyeli'nin kendi alanına çıkma çabası. Savunma arkasına çok güzel bir top. John o noktada öncesinde savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Gelişen Esentepe atağı var. Atak yönü sağ kanat. Yapılan orta Yakup'tan. Kaleci Kemal'ın kontrolünde top dışarıya gidiyor. Gelişen Gönyeli atağı. Vuruş aslatla dışarıya gidiyor. İkinci gole çok yaklaştı Gönyeli. Yapılan orta savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Artık oyunda son bölüm. Gelişen Gönyeli atağı. Kaleci kalesinde dikkatli bu bölümde. Gönyeli atağını sıklaştırıyor. Son bölümde ikinci golü arıyor. Ev sahibi takım vuruş. O noktada Charles'dan kaleci topun sahibi oluyor. Yeni bir atak. İbrahim atağı tazeliyor. Yaptığı orta savunma yatarak müdahale ediyor. Gelişecek olan Esentepe atağı var. Kili mücadele o noktada. Çok ilginç bir mücadele çizgi üzerinde. Top çıkmadı bir türlü o noktadan. Yakup öncesinde çalıyor düdük. Ali Özer faulü belirliyor. Atışı kullanıyor Esentepe takımı. Burak'la yaptı ortasını. Ceza alan içerisine doğru kaleci Kemal çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Bir başka atak Esentepe adına uzak mesafe vuruş. Yine Kemal'ın kontrolünde top dışarıya gidiyor. Gönyeli atağı yapılan orta savunma sonrasında kaleci topun sahibi oluyor. Peş peş ataklar iki takımda. Talat savunmada dikkatli. Bir kez daha orta Esentepe adına Kemal için rahat toplardan bir tanesi. Esentepe atağı yapılan yeni bir orta savunma. Bakıyorum top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu. Yapılan orta. Ali Özer çaldı düdüğünü. Maçı bitiriyor bu dakikada ve Gönyeli 3 puanın sahibi oluyor. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet, Gönyeli tek golle kazandı. Puanını da Gönyeli takımı 23'e çıkardı. Hocam, tek gollü bir galibiyet Gönyeli'de Esentepe karşısında. Hafta 3 puanla kapatan takım, istediğini alan taraf Gönyeli oldu mu maçta? İstediğini alan taraf oldu Gönyeli, evet. Tabii ki Sapri'nin tecrübeli oyuncunun John'la birlikte, John'un vermiş olduğu güzel bir pas, topukla verdiği güzel bir pas. Yılların tecrübesi Sapri bu tip golleri çok atmış bir oyuncu olarak. Kendisi mükemmel bir vuruşla topu filere gönderdi. Tabii ki burada Esentepe'nin artık bu dakikadan sonra ne yapması gerekir? Acaba ligde bu başarısızlık altlara düşmesi, ben çünkü biliyorum Esentepe'nin çok yetenekli gençleri var. Daha önce ben Esentepe 2-3 tane maçına gittim gözlemci olarak. Genç takım maçlarında gördük. Genç takımda oynayan çok iyi oyuncuları var. Acaba artık Esentepe, yani devrenin 7 puanı var. Geriye kalan maçlarda ne yapabileceği, playoff oynayacaksa ona göre yapmış olduğu transferlerden benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen hiçbirinden bir fayda görmedi. Yani siyahi oyunculardan bahsediyorum. Hı hı. Pek verim alamadı. Bilemiyorum artık. Bakın işte burada Sapri'nin mükemmel bir vuruşu. Yani Esentepe için bunları söylemek isterim. Gönyeli, o da çok büyük maddi sıkıntılar içerisinde olan bir kulübümüz. Fakat Gönyeli'nin içerisinde başta başkan olmak üzere birkaç tane daha yönetici gayet başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gönyeli'nin olması gereken yer zaten Süper Lig. Gönyeli'de nasıl küçük kaymaklı için söylemiştik bu liglerin takımıdır diye. Gönyeli de bu, bana göre bu liglerin takımıdır. Süper Lig'de oynaması gereken bir takımdır. Gönyeli gibi büyük bir camianın
Bence o Bülent Yüksekbaş'ın olduğu bir dönem vardı. Gönül'de hatırlarsınız. En şaşalı dönemi. En şaşalı dönemi. Onların da artık kulüp içerisinde bilmiyorum yardımları muhakkak vardır. Ama daha iyi bir takım kurarak üstlerde oynamasını ben bekliyorum yani Gönül'ün. Aynen öyle. Evet, Lefke Gençler Birliği maçı. Bir sonraki karşılaşmamız Lefke 16 Ağustos'ta oynandığı karşılaşma ve son haftalardaki çıkışını Lefke Gençler Birliği karşılaşmasında da sürdürdü. Konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı. Lefke, hep birlikte izliyoruz maçı. 14. hafta karşılaşmasında Lefke Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Maçın orta hakemi Emre Özsaçlı, Ali Karahasan ve Mustafa Torun yardımcılıklarını yapıyor. Son haftaların çıkışta takımı Lefke. Gelişen atak o noktada. Emre Özsaçlı çok iyi uyguluyor bu dakikada avantajı. Bidemi topla ilerliyor. Bidemi yaptı vuruşunu ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Dakikalar 13'ü gösteriyor. Bidemi aldı rakibini karşısına. Sonrasında etkili bir vuruş. Kaleci Ali'nin çabası yetersiz. Lefke Bidemi'nin golüyle kendi sahasında Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Bidemi var karşıyanın gol sevinci. Lefke 16 Ağustos'ta ekranlara geliyor. Gol sevinci ekranlarda. Lefke'de gelişen Gençler Birliği atağı var. Vuruş o noktada. Kaleci Mehmet. Ancak top dışarıya gidiyor. İkinci yarıya Lefke'nin vuruşuyla başlanıyor. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. İlk yarıda tek gol. İleri atılan top. Kasım. Kandi'yi kaçırıyor bu dakikada. Kandi ceza içerisinde. Kandi yerde kalıyor. Emre Özsaçlı tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Kandi yapılan hareket. Penaltı diyor Emre Özsaçlı. Lefke ikinci gole yakın bu dakikada. Topun başında olan isim Kasım Tağman. Emre Özsaçlı verdi işaretini. Kasım geliyor topun üzerine. Ali ve topu ayrı ayrı köşelere göndererek farkı da ikiye çıkarıyor. Son haftaların formda ismi golcü Kasım. İzliyoruz golü bir kez ekranlara geliyor. Kasım, top ve Ali ayrı ayrı köşelerde. Bu dakikada 7. dakikada Kasım'ın penaltı golüyle fark ikiye çıkıyor. 2-0 önde Gençler Birliği karşısında Lefke. 3 puana yine yakın ev sahibi takım. Gençler Birliği'nin kazandığı serbest atış bu dakikada. Kaleye uzak bir mesafe. Havalanan top, savunma, müsait pozisyon, top dışarıya gidiyor. Gelişen Lefke atağı, yapılan orta, kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Üçüncü golü arıyor Lefke takımı, bu kez atak önü sağ kanat. Kandi, ara pası güzel, Bidemi açarıyor kendisine, buldu açıyı, yaptı vuruşunu kaleci Ali. İki güzel hareket Lefke'de, önce Bidemi sonrasında Ali. Mehmet Özeralp'a gelen top, gözler artık maçın orta hakemi Emre Özsaçlı'da. Dediğim anda çalan son düdükle Lefke 3 puanlı haftayı kapatan taraf oluyor. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet, 2-0'lık Lefke galibiyeti. Hocam, Karadağ'da keyifli yolculuk devam ediyor. İltaç Hoca ve öğrencileri iyi serüvene devam ediyorlar ki 15. hafta ya da ilk devrenin son maçında bu hafta Cihangir'e konuk olacaklar. Gerçekten güzel bir maçın olacağını söyleyebiliriz. Hemen Lefke ile ilgili düşüncen. İltaç Hoca ile mükemmel bir uyum yakaladı bence Lefke. Sporcuların hocaya güveni, hocaya olan saygıları, hocanın da sporcuları çok iyi. Zaten İltaç Hoca'nın insan ilişkileri de çok güzeldir. Ben defalarca maçını yönettim. Kişi olarak da tanırım. Bir büyüğümüz, abimiz. Bununla beraber gelen başarılardır diye düşünüyorum. Biliyorsun ben Mausa Türkücü maçında gördüm. Maçı da gördüm. Orada sporcularıyla olan ilişkileri, şeyler, diyalogları çok iyiydi. Sporcular da kendisine güvenmiş. Nasıl ki Cihangir için deriz ya, küçük köyün büyük hikayesi. Lefke'nin de Karadağ geçilmezini bir kez daha burada Lefkeli sporcu kardeşlerimiz ve İltaç Hocamız hissettiriyor. Emre Öztaşlı'ya geleceksin, sen ben biliyorum. Geleceğim ama şimdi izlerken akşamdan takıldı aklıma. Serkan, bu maçla ilgili tartışma yok yanılmıyorsam. Ama bu ilk gol var. Lefke'nin attığı ilk gol
O golün başlangıcını alalım çünkü... Avantaj pozisyonu avantaj uyguladığı var. Pozisyonda. Ama şey de var hocam, yabancı futbolcusu Bidemi'nin rakibin yüzüne eliyle teması var mı yok mu? O kurcaladı benim kafamı. Bir onu aydınlatırsan en azından soru işaretini dağıtırız biz de kafadan ve son maçı izleyip programı kapatırız. İlk gol Lefke'nin attığı ilk gol Serkan hemen görüntü zaten başta. Evet, evet bu. Burada hocam evet. Var mı bir müdahale? Var, var temas var. Var hocam yani. Temas var. Yoksa bakın hop. Öncesinde kullandığı avantaj. Eliyle kullanıyor ve bu bir sarı kartı gerektiren harekettir. Biz burada Emre'nin avantaj oynattığını ama bunun bir öncesidir avantaj. Evet. Geriden biraz daha geriden alırsan Serkan avantaj kuralını ekranlara getirmiş olun ve hocanın, Emre hocanın avantaj kuralını ön plana çıkarttığını burada gösterin. Biraz daha geriden göstermek lazım ki yoktur. Yoktur görüntülerde. Ben var gördüm. Hocam. Var. Ben gördüm hocam. Ben evet bakın hocam. Ha, burada bak, evet. Evet var tamam. Hocam. Avantaj var. Kesmedi oyunu. Avantajı kesmedi. Burada oldu. Avantaj uygulattı. Evet. Hocam var yani ciddi bakın, ciddi darbe burada, var. Burada. Hiç seyirmedi bir adam yerinden. Evet bakın bizim de gözümüzden kaçtı bu. Emre evet güzel müsabakayı yönetti. Ama burada bu bir ihtarı gerektiren harekettir. Hocam kart gelir. Kesinlikle sarı kart olması lazım. Evet burada güzel elini, uygulattı. Evet buradaki uygulaması mükemmel. Çünkü iyi gelişen bir atak. Evet. İyi gelişen bir atak. Ama 9 numaralı o Bidemi'nin yapmış Bidemi'nin yapmış olduğu hareket sarı kartı gerektiren bunun nedeni de elini rakibinin yüzüne gelmesi. Eğer bunu hakem saha içerisinde net görse şiddetine göre bunun eğer şiddet olarak silah olarak kullanmışsa o zaman ihtar değil ihraçla değerlendirmesi gerekirdi. Emre'nin herhalde burada bunu o vermiş olduğu avantajın heyecanıyla bazen biz de olurduk. Vermiş olduğumuz avantajın heyecanıyla oyunun akımına devam ederdik. Bunu gözünden kaçtığını düşünüyorum. Bu evet bu bir ihtarı getiren ihtarı gerektiren bir hareket. Güzel. Burada avantajı evet, uygulanması öyle. Çok mükemmel. Hı-hı. Ama bakın hop elini kullanıyor. Kullanıyor. Ama bunun sertlik derecesine göre silah mı kullandı yoksa oyuncunun geçmesini, önüne geçmesini mi engellemek için mi kullandı? Ama foul. Bana göre bu pozisyon kırmızı ile sarı arasındadır. Arasında. Evet. Bana bakın çok Beyza seni tebrik ederim. Çok güzel bir yerden yakaladın. Aynen öyle hocam yani. Yani biz de avantaja yani hakem oluşumuzdan biz de avantajı düşünerekten şey yaptık hocam. Ama burada bu hareket bence kırmızıya kadar gidebilirdi bu hareket. Aynen öyle. Bakın yani son bir de kez daha görelim. Bakın ele bakın. Bu şekilde kesiyor adamı. Yani kullanıyor, elini araç kullanıyor. Araç olarak kullanmıyor, silah olarak kullanıyor. Silah olarak kullanıyor ve bence bu hareketin ama gene de ben burada bir sarıcık tüter. Abi sarı %100 sarı. Sarı tüter. Sarı %100 sarı ama bunun artık oyun içerisinde görmek lazım. Yani maç içerisinde görmek lazım. Ama bu kırmızı karttır abi. Yani. Bakın şu şekilde bu şekilde vuruyor oyuncuya. Elini kullanıyor. Hı, buradaki mi? Uyguladığı avantaj mükemmel. Tamam. Hı hı. Bakın. Ele bakın. Bu şekilde vuruyor. Bu kırmızıdır. İyi yakaladık hocam bunu gerçekten. Kardeşim seni tebrik ederim. Evet, iyi yakaladık. Mükemmel iyi yakaladık bunu. Aynen çok öyle. Güzel. Evet. Gecenin son maçı gelsin ekranlara. Binatlı Gençlik Gücü maçı. Alt sıraları yakından ilgilen karşılaşmaydı. Gençlik Gücü Türk Ocağı galibiyetinden sonra Üner Berkas Stadyumunda Binatlı'yı da mağlup ederek peş peşe ikinci galibiyetini aldı. Gecenin son maçıyla 90 artıyı tamamlayacağız. Maçı izliyoruz. Sonrasında yorumlarla programı noktalıyoruz. 14. hafta karşılaşmasında Üner Berkas Stadyumunda Binatlı Gençlik Gücü'yü konuk ediyor. Utku Amamcıoğlu, Cemal Sarı ve Necmi Bulut hakem üçlüsü yönetiyor maçı. Dördüncü hakem Osman Küçük. Binatlı'nın vuruşuyla başlanıyor karşılaşmaya. Geçen haftanın iki galip takımı 14. haftada bir araya geliyor. Kazanılan serbest vuruş. Arka direğe yapılan orta. Elle oynamayı bu dakikada ve Utku Amamcıoğlu penaltı noktasını gösteriyor. Binatlı takımı penaltı kullanacak. Burak topun başında dakikalar 11. Burak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor ev sahibi. Binatlı takımı Gençlik Gücü karşısında. Burak Barkaçlan'ın gol sevinci izliyoruz golü. Burak bu dakikada penaltıyı gole çeviren isim oluyor.
Gol sevinci yedek kulübesiyle ekranlara geldi. Gelişecek olan gençlik gücü atağı çabuk çıkıyor bu dakikada. Gençlik gücü takımı vuruş o noktada, savunma, atak devam edecek. Gençlik gücü adına dışarıya çıkan top çok güzel bir gole imza atıyor bu dakikada. İdan, dakikalar 18'i gösteriyor. İzliyoruz golü. İdan ceza alanı dışı, kaleci Salih'in çaresiz anlarından bir tanesi, müthiş bir noktaya gidiyor top ve gençlik gücü skoru eşitliyor. 1-1 oluyor skor. 18. dakikada İdan'ın golüyle yeniden öne geçme çabası var Binatlı'da. Müsait pozisyon, kaleci Mustafa karesinde dikkatli, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bir kez daha gelecek olan taraf Binatlı, orta alanda gençlik gücü topun sahibi. Çabuk çıkıyor yine konuk takım. Savunma arkasına çok güzel bir top. Debola hareketli, son dokunuş o da Boateng'den geliyor. Dakikalar 41. Boateng'in golüyle gençlik gücü deplasmanda 2-1 öne geçiyor. İzliyoruz golü. Debola'nın golde katkısı büyük. Son çizgi yapıyor ortasını. Boateng'e çarpan top filelere gidiyor ve gençlik gücü deplasmanda 2-1 öne geçiyor. Dakikalar 41. 2-1 öne geçiyor gençlik gücü takımı. 3. gol arıyor konuk takım. Sağ kanattan gelişiyor atak bu kez. Boateng. Top filelere gidiyor. Skor 3-1'e geliyor. Dakikalar 45. Boateng'in golüyle 3-1 oluyor skor. 1-0 mağlup durumdan 3-1 öne geçen taraf. Gençlik gücü takımı. Boateng'in golü bir kez daha ekranlara geliyor. Üner Berkap Stadyumunda. Boateng Markaşan'ın gol sevinci dediğim anda çalan düdük. İlk 45 dakikada 4 gol. 3-1'lik gençlik gücü üstünlüğüyle ilk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Üner Berkap Stadyumunda gelişen Binatlı atağı Burak. Burak rakibine sıyrılma düşüncesi yaptı ortasını. Arka direğe doğru orta. Müsait durumda kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Boateng'le gelişen atak. Debola. Özgür Ongun. Özgür açar kendisine. Yaptı vuruşunu. Aslında top dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyon gençlik gücü adına. Bir başka atak konuk takım adına. Yine Boateng. Boateng açarıyor kendisine, bulamadı açıyı. Şimdi yaptı vuruşunu ancak top Asfalt'la dışarıya gidiyor. Debola boştu. Ancak Boateng vurmayı deniyor bu dakikada. Yeni bir gençlik gücü atağı. Özgür'ün olduğu noktaya doğru. Özgür kaleci Salih kalesinde dikkatli bu dakikada. Gole izin vermiyor. Yeni bir atak. Özcan'la başlıyor. Özcan yaptı ortasını. Savunma dikkatli, tehlikeyi uzaklaştırıyor. Binatlı'nın geliştirdiği ender ataklardan bir tanesi Mustafa. Kaçırdı elinden topu. Mustafa hamlesi var. Sonrasında savunma Mehmet Kaygısız'la tehlikeyi uzaklaştırıyor. Gözler artık bu bölümde maçın orta hakeminde dediğim anda çalan son düdükle karşılaşma tamamlanıyor. Rural Group of Companies'le 90 artı devam ediyor. Evet, gençlik gücü 3-1'lik galibiyet. Hocam hemen alayım maçla ilgili düşüncelerini, yorumlarını. Sonrasında da programı kapatacağız. 2018'in son programı olduğunu bir kez daha belirtelim ve kapatalım programı. Maçla ilgili düşüncelerin. Maçla ilgili gençlik gücünün hak ederek kazandığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Hakemlerin başarılı bir maç yönettiğini düşünüyorum. Benim burada dikkatimi çeken Binatlı'nın gerçi çok genç bir kadrosu var. Bu genç kadroya birkaç takviye yapıp daha fazla güçlenerek buralarda olmasını gerektiğini düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Binatlı'da da bazı sorunlar var ki takım bu kadar kötü gidiyor. Gerçi geçen hafta Esentepe galibiyetleri var. Esentepe'de. Davut Hoca'nın sporcularıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını, özellikle genç sporculara çok fazla şans vermesi. Hocam mecbur çünkü kadro daraldı. Kadrosu elinde çok dar. Elinde malzeme kalmadı artık. Evet, hiçbir malzemesi yok. Aynen. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ama şimdi Esentepe galibiyetine gidip de Esentepe'de galibiyet alan bir takımın bu maçta da kendi yerinde de galip gelmesi daha fazla anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Nedenini soracak olursan şimdi sezon sonunda gerçi gençlik gücünün takımının bu sene ben 2-3 maçını izledim. Gerçekten çok güzel. Özellikle Obide. İdan. Ve Boateng. İdan özellikle. Zaten şeyin İdan'ın atmış olduğu bir de gol var. Mükemmel bir gol.
Orada da Niyazi Hoca ve sevgili Sümi Başkan çok iyi çalışıyorlar. Hak ettikleri bir galibiyet aynen olduğunu düşünüyorum. Fırsatı sezon sonu hocam için, sezon sonu için, sezon sonu için gençlik gücünün güzel bir avantaj kazandığını düşünüyorum. Şu andaki puan tablosuna bakarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet hocam. Bu maçta da hakem arkadaşlarımız hakem dörtlüsü olarak yine başarılı oldular. Demincek söyleyemedik. Ali Özer arkadaşımız da Gönyeli maçında iyi bir müsabaka çıkarttığını da söylemek istiyorum. Sen artık son sözlerimizi alacaksın herhalde. Alayım son sözlerimi. Buradan sevgili yönetmenimiz Serkan kardeşime, Hamit kardeşime çok çok teşekkürler ederim. Evet. 2018 acısıyla, tatlısıyla ama bizim için sonu daha kötü bir acıyla sevgili Raif'i kaybettik. Evet. Tam yılbaşına yakın olması da insanlara, spor camiasına çok büyük bir etki yarattı. Üzdü, bizleri çok üzdü. İnşallah 2019 yılında daha güzel şeyleri konuşmak dileğiyle diyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yıllar diliyorum. Evet, en önemlisi herkese sağlıklı yıllar. Sağlık hocam. Sağlık. Sağlıklı yıllar. Savaşın olmayacağı, barışın ön planda olacağı bir sezon olsun. Sevdiklerimizin de bizlerle olduğu, yanımızda olduğu bir yıl olsun. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Mavilerle çıktık yıldan. Bakalım nasıl giriş yapacağız. Ondan merak ediyorum ama gerçekten iyi bir uyuma kaladık bu akşam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Evet. 14. haftayı bu şekilde özetledik. Bu yılın son programıydı. Önümüzdeki hafta olmayacağız. Önümüzdeki hafta yeni yıl. Artık bir sonraki hafta birlikte olacağız sizlerle. Ben de bir kez daha 2018 yılının 2019 yılının sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Savaşın olmayacağı bir yıl, barışın konuşulacağı bir yıl olsun ve herkesin sağlıklı bir yıl geçirmesini dileyeceğim. Teşekkür ediyorum ben de sevgili Serkan'a da, yönetmenime Hamid'e teşekkür ediyorum. Koydukları katkılardan dolayı işin arka planı onlar ama gerçekten emekleri, katkıları çok büyük programın yapım aşamasında. Yapımda emeği geçen herkesle birlikte iyi bir gecenin ve iyi bir yılın sizler olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın. Group of Companies 90 Artı'yı sundu.